Amerika'nın en afillisi, sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda burada laf çok yayında. Burada laf çok, burada laf çok, burada laf çok. Efendim CNN Türkiye Burada Laf Çok'a hoş geldiniz. Bu akşam yine birbirinden değerli konuklarımız var. Ve fakat 22 saattir burada değiliz. Bakalım Türkiye'de, dünyada ne olmuş? Programımızın bitmesinin üzerinden 22 saat geçti. Peki bu 22 saatte neler oldu? İddialara göre Kuzey Kore kullanılmış tuvalet kağıtlarını Güney Kore'nin üzerine atıyormuş. Leonardo DiCaprio Putin'i canlandıracakmış. Balkan soğukları Cuma günü geri geliyormuş. Ve 500 euroluk banknotlar piyasadan kalkacakmış. Evet, hayırlı olsun. Burada Laf Çok başlıyor. Evlerinde ayaklarını uzatmış bizi izleyen izleyicilerimiz, radyolarında bizi dinleyen dinleyicilerimiz. Burada Laf Çok başladı. İşte bu gecenin konukları. Cem Yılmaz. Oyuncu, komedyen, senarist, yönetmen. Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yönetimi bölümünü bitiren, mizaha karikatürle giriş yapan, daha sonra kendisini sahnelere atan ve 4000'den fazla kez sahneye çıkan, yaptığı her filmde zirveye oynayan, anlata anlata bitiremeyeceğimiz Cem Yılmaz bu gece konuğumuz oluyor. Yüksel Aksu, yönetmen. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon bölümünden mezun olan, Dondurmam Kaymak filmiyle yurt içi ve yurt dışı ödüllere doymayan, 3 belgesel, 1 kısa film, 3 uzun metraj film, 7 dizisi bulunan Yüksel Aksu bu gece konuğumuz oluyor. Berat Efe Parlar, oyuncu. Beyaz Perde'nin yeni yeteneği, bu yaşına rağmen pek çok dizi ve filmde yer alan Berat Efe Parlar bu gece konuğumuz oluyor. Ümmü Putgül, oyuncu. Londra'daki bir tiyatroda yer alırken bir dostu sayesinde Yüksel Aksu'yla tanışan ve bu tanışmanın sonucunda Londra'dan Muğla'ya gelerek Türk sinemasına katılan Ümmü Putgül bu gece konuğumuz oluyor. Okan Avcı, oyuncu, yönetmen. Pek çok projede yer aldığı gibi kendi belgesellerini yöneten, bakışlarıyla herkesi kendine hayran bırakan, en iyi ilk belgesel dalında Altın Portakal sahibi Okan Avcı bu gece konuğumuz oluyor. Yılmaz Bayraktar, oyuncu. Almanya'da doğup büyüyen ve orada oyunculuk eğitimi gören, Almanya'da pek çok film ve tiyatroda yer aldıktan sonra Türkiye'ye gelip Tatar Ramazan dizisiyle Türk dizi film sektörüne giriş yapan Yılmaz Bayraktar bu gece konuğumuz oluyor. Burada Laf Çok kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Kahkahanın en afillisi, sohbetin en sevimlisi, konuğun en samimisine tanık olduğunuz Burada Laf Çok'ta yarın akşam. On parmağında on marifet olan Kalus Çalcıoğlu, güzelliği ve oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken İrina İlkina, renklerin hayatımızdaki etkilerini anlatmak üzere Aydan Öztürk Atalay ve yeni albümleri Kediköy ile Pinhani. Burada Laf Çok, pazartesiden perşembeye CNN Türk ekranlarında. Burada Laf Çok an itibariyle başladı. Hayırlı uğurlu olsun Sayın Cem Yılmaz konuğumuz, hoş geldiniz Cem Bey. Sayın Berat Efe Parlar konuğumuz, hoş geldiniz Berat hoş Bey. Hoş bulduk. Berat demin isterseniz Efe mi diyeyim ben size? Fark etmez. Hangisini kullanıyor aileniz? Efe. Efe'yi kullanıyor. Ege tarafından falan mısınız? Ege'li yok misiniz? Efe falan deyince yani Ege tarafından olur ya Efe'ler.
Evet. Ha, siz değilsiniz galiba. Yok. Nerelisiniz? Sivas. Çok güzel, Sivaslısınız. Şimdi biz tabii Berat Efe Parlar'ı program öncesinde uyuttuk yaklaşık bir 15 saat kadar. Programa hazırladık, 15 dakika kadar da programda kendisini kullanıp göndereceğiz. Sümesi var ama. Hepimizden daha dirayetlidir ha. En dayanıklımız o. Bakışa bakar mısın gerçekten abi? Evet. Gayet net ve çok hazır yani. Ve Oscar ona gidiyor. Sevgili Yüksel Aksu dostumuz geldi. Şeref verdi. 3 sene sonra. 3 senede bir mi geleceğiz abi? 3 senede bir mi çekileceksin? İşte, bir Egeli olarak 3-4 yılda bir film çekiyorum. Niçin öyle biraz ağır kanlısınız? Egeli olduğum için. Anladım. Çok teşekkür ederim. Ümmü Putgül. Ümmücüm ya. Hani Ümmü güzel de ya. Putgül ne demek tam olarak? Vallahi bilmiyorum. Güzelmiş. Ümmü. Bu programda onu açığa çıkacağız. Bunu tartışacağız zaten. Sayın Cem Yılmaz da bu yüzden geldi. Evet, ben de onu öğrenmek için geldim. Tabii. Evet, ya, Sayın Okan Avcı konuğumuz. Hoş geldiniz ve Sayın Yılmaz Bayraktar konuğumuz, hoş geldiniz. Program bitti zaten. Hoş geldiniz faslıyla. Çok ya, teşekkür ediyorum. Demin açılıştaki videoyu izleyince yani memlekette ne kadar güzel insanlar varmış. Hakikaten insan hepsini görünce benim yüzüm gözüm açıldı. Çok mutlu oldum. Umarım önümüzdeki hafta o videoda biz de olacağız herhalde. Evet. Hangi bölümde insanlar İsterseniz? Dıgı bölümünde o da geldi, bu da geldi, şu da geldi. Valla durduğu bir ana denk gelirse. Denk getireceğiz bak. Eğer torpil varsa ben Genco abiden bir sonra falan hani. Bir sonra istiyorsunuz. Evet. Genco abiden bir sonra lütfen not düşelim Sayın Cem Yılmaz'a. Yani, Cem Yılmaz ya. Şimdi tabii Sayın Cem Yılmaz diyeceğim de. Cem Yılmaz ilk televizyon programını kimle yaptınız? Allah aşkına söyle. Eskiden bayağı toplu bir arkadaş vardı Mesut yani. Bayağı. Toparlak böyle yuvarlak bir şey. Emin ol hakikaten yani 20 sene önce falan. 22 sene. Daha beraber yaptık oldu. Evet. Sen her şeyi unuttun ama 22 yıl unutma, her gün sayı. 22 yıl 32 gün 3 saat. Hadi canım. Tabii. 23 saniye 24 25. O zamanlar hakikaten bütün her şey çok yeniydi ya. Hı. Özel televizyonda. Hani tam yeni hep yani üzerinden zaman geçmişti ama benim konuk olmam açısından benim için birçoğu çok yeniydi. Evet. O nedenle şey olunca hani birbirimize destek olma anlamında her şeyi kovalıyorduk doğrusu. Çok doğrusu. Duyurmak, birbirimizi ne bileyim işlerinden kalabalıkları haberdar etmek için. Hı hı. Onun için çok teşekkür ederim. Estağfurullah, ben size teşekkür ederim. Şundan dolayı derim yani o akşam anlatayım mı hikayeyi? Çok kısa bir hikaye. Kanal CNBC oldu, sonra şimdi gitti artık yok. Kanalın kurucularından biriydim. Hasbelkader ekrana çıkmış bir adamım. Ve dediği gibi evet toparlak yelekten başka bir şeye sığmıyorum. Yeleğe de sığmıyorum zaten. Burada kalıyor yelek. Ondan sonra ve gerçekten konumuz yok. O dönemde Ömer Faruk diye bizim yönetmen bir arkadaşımız var. Leman'da da böyle minik minik şeyler çiziyor. Allah aşkına dedi ne olur git dergide kim varsa. O günde şansımda sen ben boştayım. Sen mi? Yok. Siz çalışıyorsun. Ender Özkahraman ve sen çalışıyorsun. Evet. İkisi geldi o zamanlar Korkunç Tilbe zamanları. Cem daha şeye başlamış, gösterilerine başlamış. Ve ben o zaman sormuştum Cem'e stand-up nedir diye. Bilmiyorum ki. Cahilim. Bildiğin yani cahilim. O da tam olarak anlatamadı. O da cahil. Yaptığı işi bilmiyor. Onlar ben onun yaptığı işi bilseydim ben önce girerdim abi. Şimdi orada ben oturdum. O burada oturdum. Eyvallah. Çok güzel günlerdi. O zaman karikatür üzerine konuşmuştuk. Evet. O zamandan bu zamana aklımda kalan 3 tane soru var. Birazdan soracağım size ama önce biraz Berat'a çalışmak isterim. Tabii ki. Berat'cığım başrol oynuyorsun. Tam 12 yaşındasın galiba değil mi? Evet. 12 yaşından böyle hani dolu dolu 12 yaşında başrol oynamak biraz hani adamı kasmıyor mu ayıptır söylemesi? Yani kasmıyor. Çok güzel oluyor. Kasmayı biliyor gördünüz mü? Fark ettiniz mi? Biliyorum. İçeriden 42 yaşında olduğu için. Öyleymiş baba. Öyle. Büyük bilge çıktı ya. Yani küçük gösteriyor. Bu iyi bir şey. Aktör. Yani. Her dem. Her dem başrol yani. Küçük gösteriyor maşallah. Çok güzel gayet keyifli. 12 yaşında kimden geldi teklif sana? Yani ben 4 yaşımda başladım. En yüksek kariyer onda şu an. Tabii aslında hepimizden teklif alıyoruz. 2-8 yıl kadar evet, bu kariyer var. Niye bahsediyoruz yani? 4 yaşında başladın oynamaya. Evet. Hangi rollerde oynadın? Ayıptır söylemesi ben kaçırmış olabilirim. Yani ilk Tadelle reklamında, Dumansız Hava Sahası reklamında. Çok güzel. Sonra bir dizi geniş. Dumansız Hava Sahası reklamında oynamış. Sigarayı bıraktığı döneme denk geliyor. Sen orada niye oynadın ya? Bak sizin yüzünüzden falan diye. Evet. Hmm. Öyle bir rol. Sigaradan insanları soğutmak için. Çok güzel. Bir çocuğun harika yanında içilmemesi gerektiğini göstermek bravo için. Müthiş. Kamu spotu yani. Evet. Güzel. Ondan sonra dizilerde oynadın. Evet. Hiç sinema var mıydı daha önce? Vardı. Öyle mi? Bir 4-5 tane. D
Danny DeVito'yu çağırmış gibi hissettin değil mi bir anda? Ya sen buna bakma. Hani sen demin söyledin ya, Berat mı diyelim, Efe mi? Bizim aslında bugün onun için bulduğumuz bir isim var. Papyon Çelebi. Papyon Çelebi. Yemin ediyorum 62 tane papyonu var. Bütün gezdiğimiz gallar boyunca bir gün bile aynı papyonu takmadı. Ciddi misin? Enteresan abi. Sen mi başladın toplamaya, yoksa ebeveyn, yani annem babam mı topluyor senin adına? Taka taka alıştım, en son bağımlılık yaptı, çıkartmıyorum. Ha, bu da büyümüştük. Ama bu şeydi bence yani bir fularlı sinemacılara bir tepki olarak papyonlu sinemacı. Çok doğru. Düşünsene Röpte Şambur'u. Sıcak film. Abi Röpte Şambur'la gelseydin alacaktın. Yani bu işte onun bir versiyonu. Çünkü 4 tane filmim var. Yani hangisini sormak istersin, istersen sonuna. Her projede şimdi demek ki bir papyon atmış kenara. Çok güzel ya. Peki burada galiba Yüksel abinden geldi sana şey. Ben Melody Tezüm vasıtasıyla tanıştım Yüksel abiyle. Bayağı önemli biri yani Melody Tezüm. Evet. Onun da 500 tane Oscar'ı varmış, ben böyle kalıyorum tabii. Evet. Hı. Sevdin mi Yüksel abi? Seviyor muydun? Evet, daha önceden yani, tanıyor muydun kendini? Yok, hiç hiç görmemiştim Yüksel abiyi. Gördüğümde çok entelektüel biri olarak sandım. Ve Yüksel abi bana bütün... Sandın ama değil mi? Evet. Sadece oydun. O sandırı bizde de oldu. ama kazma öyle sanıyor. Ama kazma çıktı. Sonra bütün ilahileri okuyunca ben bir şok oldum. Ah. Evet. Hı. Ondan sonra senaryoyu okuttu Yüksel abi bana. Bir enteresan bir hoşuma gitti senaryo. Bir 5 kilo verdim. Rolü için. Evet. Bunu Mesut abine söyleme. 5 kilo falan o bir günde veriyor. Şu anda veriyorum 5 kilo. Adam hayat hikayesi. Böyle bir kariyer yok abi bende. Canım benim. Hakikaten rolün için kilo mu verdin? Evet. 5 kilo mu verdin rolün için? Güzelmiş. Zaten Muğla'da yaz sıcağında. Ondan sonra bir şey söyleyeceğim. Seni ilahilerle mi kandırdı? İlahi okuyarak yani böyle çok güzel. Öyle mi kandırdı? Evet. Anladım, para yoktu yani. Çocuğa bari ilahi bir şey verim yani. Rahmani bir şey öğretelim. Öyle gönderdi. Sevdin yani, ondan sonra başladın. Evet. Çok güzel. Pişman mısın? Hiç değilim. Çok güzel. Peki idolüm Cem abi diyorsun. Evet. Gerçekten öyle mi? Evet. Yani başka bir idolün yok mu? Dizi falan izler misin? Ya fazla dizi izlemem. Bir şey söyleyeceğim. Bir dedikodu var. Bu Küçük Osman'ın yerine seni atmışlar denize. Doğru mu? Evet. Ne ayıp ya. Dublörlük mü yaptın? Deniz değildi. Evet, dublörlük yaptım. Forum İstanbul'da yüzdüm. Heh. Oraya attılar. Sen bayağı yüzdün aslında. Yani. Ya ben yüzmeyi bilmiyordum o yaşımda. Heh. Bana atla dediler, ben de atladım. Dizi sektörü adam öldürmek için. Ben yazdım enteresan. Ama altta 4 tane dalgıç vardı. Heh. Ama hepsinde kamera vardı. Kurtarabilirler mi bilmiyorum. İçeride de köpek balığı vardı. Sadece... Film endüstrisinin yani dibine dinamiti koydu ve gidiyor. Nerelerden geliyor? Adam tırnaklarıyla gelmiş abi. Ben geldim. Çocuk, bu çocuk herhangi bir çocuk değil gerçekten. Enfes bir oyunculuğu var. İsterseniz hemen bir fragmanda bir oyunculuğundan bir göz kırpalım. Yüksel Bey, size bir türlü gelemedim. Geleceğim birazdan. Hazırlıklı olun. Gece uzun. Çocuk uyusun. Çocuk uyusun. Çocuğu bir uyutalım. Eyvallah. Peki görüyoruz efendim. Yavaş. Gazoz içenin kafası çalışır. Portakallı, limonlu, mandalinli. At gazoz, kara gazoz. Senin oğlunu çırak versene bana. Ne var akıllı çocuğum? Ne yapayım oğlan, bugün iftihanamı aldı ya. Ben öylesi lazım. Gazoz. Ne de tembel k***sümün içecek var. Çırak diye gönderiyorlar bana. Şişe başı 25 kuruş alacak. Gazoz ihtiyacınız var mıydı? Yok çocuğum, sağ ol. Gaza başına da 2,5 lira. Gazoz ihtiyacınız var mıydı? Yok çocuğum. Gazoz, gazoz diye bağırı bağırı ver. Nefislerini gıdıkla. Ne bağırıp duruyorsun? Dur şu, çiçeği girer. Utanmıyor musun? Ramazan günde milletin nefsini gıdıklamaya sen... Senin nefsini gıdıklayan gıdıklamış zaten. Ne diyorsun sen? Kalk, kalk, kalk. Yetti gal. Gazozcuğum. Asla gazoz kapağı olursa bana da verir misin? Veririm tabii. Moral bozmak, önümüz Ramazan. Ramazan geldi mi bereketinle gele. Baba, ben de oruç tutacağım. Çocuklar teknoloji tutarlar. Sonra büyünce tutarsın. Anasının bir denesin. Sizlere oruç farz değil. Oruç moruç musun yoksa lan sen? Hasta mı oldun lan sen yoksa? He? Gazoz! Senin başına bir şey geleceğine benim başıma gelsin. Usta baba yarısıdır ya. Oh.
boş şişelerin parası? Kendim içtim. Kendin içtin. Vay arkadaş ya. Bir tane daha. Evet diye kaldı öyle ya. Aa, vermiş bayağı bildiğin. Yani gözlerini aldım oranın çocuğun. Ya o Muğla sıcağında. Tuttu mu oruç? Ya role çalışabilmek için normalde Ramazan'da bir gün tuttum. Arkadaş. Abi buyur. Metod oyuncu. Göndermeyeyim de sizin göndersem. Bütün gece koltuk. Tabii. Bu uykuyu fazla almış. Asıl malzeme burada. Bak, ne kadar bu çekimlerde hiç zorlandın mı? Nasıl bir yönetmen Yüksel Aksu? Söyle git. Yani söyle git artık ya, yapacak bir şey yok ya. Bence dediği gibi bak Mustafa abini dinle. Lafını at yürü ilerle. Razım. Ben sana ikinci film sözünü veriyorum, tak bakalım. Yapmışım filmografiyi nasıl olsa rahat ol yahu. Ya gerçekten Yüksel abi çok iyi bir yönetmen. Hı. Ya bazı terimleri öğretti. Hangi terimleri? Mesela kamerayla ilgili. Amors. Marke olmamak. Hatta... Evet, ben de dün Yüksel abinin dediklerini öne alarak, göze alarak bir kısa film ve dün bir Kadıköylü vatandaşla röportaj yaptım. Marke oldular mı? Hepsi. Amors'tan mı yaptın? Yok. Ha, direkt yani, dikkat yani şey. Evet, ama kısa filmde Amors markeyi göze aldım Yüksel abinin dediğim. Kısa filmin konusu ne tam olarak yaptın? Mahalleye yeni taşınmış bir çocuk. Mahalleye yeni taşınmış bir çocuğun gözünde mahalle. Ve Türk sinemasının sorunları. Benim anladığım kadarıyla bayağı derin girecek. Şeyi gezdik ya birazcık. Geçen hafta İzmir, Bursa, Konya, Mersin seyirciyle izleme yaptık. Yolculuk sırasında bazen hep beraber topluca otobüsle de bir yerlere gidiyorduk. Bütün yolculuk boyunca filmin fragmanını falan izliyor. Yani doyamadı filme. Allah aşkına. Gerçekten söylüyorum. Demin fragmanı oynayınca da böyle. Yine bakıyor değil mi? Zevkle. Nasıl buldun fragmanı? Çok büyük bir aşkla yapıyor. Teknik yani. Olarak acaba nasıl buldun? Evet. Ya fragman çok güzel. Hmm. Teaser'ı ondan da güzel. Hmm. Hele teaser'ımdaki yaşlı teyzelerin şarkıyı söyleme sesleri hala kulağımda çınlıyor yani. Öyle güzel söylediler. Benim yani. De benim çok... de. Çok. Benim de çınlıyor. Benim de çınlıyor. Çok güzel yani. Teknik açıdan bir sıkıntı bulmadım filmde. Yani içine sindi mi? Çok. İzlediğinde. Eyvallah. Yüksel Bey tamam yani yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ya Mesut bir şey söyleyeceğim. Bunun adı şey oldu. Çocuktan al haberi. Ha, birkaç soru daha soracağım ama artık edepsizliğe girecek artık ne yapacağız? Yok yok biz güveniyoruz. Bizden bir sır vereceğini zannetmiyoruz. Biz bayağı çalıştırdık çünkü. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu filmde karavanın falan var mıydı? Karavanda mıydın sen? Topluca hepimizin bir karavanı vardı. Herkesin toplam bir tane mi karavanı vardı? Evet. Cem abin de orada bir tane karavanda mıydı ya? Hepsi. Evet. Vay be. Seni kandırmışlar. Zaten... Çok daha zor şartlardı. Öyle çok mi? Daha zor evet. Şartlardı. Cem abinin ben hiç karavanına girdiğini görmedim. Yapma ya. Ne yapıyordu ki? Hep bizimle beraber dışarıda oturuyordu. Tabii. Uçuyormuş boş zamanda. Öyle bir imkan verilse ben de gider otururdum oğlum ama verilmedi ne yazık. Çok güzel. Ne kadar sürdü peki çekimler? Çekimlerimiz 9 hafta sürdü. Ben 2 ay önceden gittim. 8 hafta önceden. Dolayısıyla 8 hafta önceden gittin. Evet, evet. Ne yaptın? Ege diline alışmak için değil mi o bölgede? Evet, o oraya bölgede. Alışmak için şiveyi kavrayabilmek için. Kavrayabildin mi şiveyi ya? Kolay mıdır Ege şivesi? Çok zor. Zor değil yani mi? Dizilerde gördüğümüze hiç benzemiyor yani. Of şu anda oyuncuları da gömdüm. Devam edebiliriz oradan. Hiç benzemiyor değil mi? Yani? Bu bir de Muğla'nın böyle kendine özgü. Muğla çekildi değil mi Yüksel? Evet. Tam nerede çektin? Ula, Muğla ve civarı. Ha, Ula, Muğla yine hani merkez senin hani Şah Şeytan Üçgeni dediğimiz evet. Bölgede. Biz çektim. Kaldık orada yani. Hı. Ne denir ona? Sinemanın özel gönlümü gibi ya da. Ulavut ya orası. Yani, biliyorsun çok şey çekiliyor. Artık. Gerçekten öyle. Vallahi öyle. Acayip bir yer. Kahtalı Mıçı'ya şey oturdu ya Kahtalı Mıçı. Kahtalı Mıçı. Ulalı yönetmen Yüksel Aksu diye o bana da şey oturdu. Çıkamadık yani şöyle bir yurt çapında. Dünya bir alemleri falan girebilir. Bir şey söyleyeyim. Ula'da kalacak mı gerçekten yani öyle? Ula'da mı çekeceksin bundan sonraki? Yani sinema hayatın Ula'da mı geçecek abi? Tamam Ula'da çekmediğin yer kalmadı Ula. Ya sonuç itibariyle. Ula'da şimdi şey... Tanıtım filmleri, bir şeyler falan biraz para biriktirelim. Ha oradan devam ekstra gelirse, gelirse tabii sinemaya aynen. Yatırıyorsun sen bunları. Ya işte, ya, işte Ula, Muğla falan böyle bir üçtür. Hı. Üç film oldu ya şimdi. Üç tane oldu abi yani.
Şimdi esas komik olan şu, birinci filmde dondurmam kaymak zamanı bana 7 düvel şey demeye başladı. Senin artık Ege'den çıkman lazım. Abi daha bir tane çıkmadı. Ege'den çıkman lazım. Dondurma erimedi daha, erimeden yani. Ege'den çıkman lazım. Çok muhabbeti geçiyor. Tabii bundan rahatsız değilim. Tam tersi çok da seviyorum yani. Yani o kimliği, bir yere aitliği, bir şeyi. Ama tırnak içinde şeyi de düzeltmek isterim. Yani sadece Ege filmi gibi bir kavrayış değil. Yani dondurmam kaymak Arjantin'de de geçen bir hikaye. Çin'de de geçen bir hikaye. Almanya'da da geçen bir hikaye. Hani bir zeybek, bir kız kaçırma ya da oraya ait bir ritüel, oraya ait bir örf, adetin filme aktarılmış hali değil. Keza Entelköy'de öyle. Beraber işte programda yaptık. Sonuçta entellerin ekolojik tarımını Ulalılar icat etmedi. Doğru diyorsun. Alman yeşilleri, şunlar bunlar. Burada yani da gazoz ve oruç. Oruç ve Ramazan. Ramazan Ula'da ya da Muğla'da yaşanmıyor. Bütün Müslüman aleminde yetmiyor. Bütün dinlerde. Hatta Çin'de bile. Oruç çok ilgimi çekti konu olarak. İnsanın nefsiyle, biyolojisiyle savaşı ve kendisini kamil etme mücadelesi falan. İlgimi çekti ve bir çocuk üzerinden biraz da biyografik falan. Kaldık oralarda yavaş yavaş Aydın üzerinden İzmir, Balıkesir yavaş yavaş. Ha minik minik geleceksin. Yavaş yavaş baba geleceksin. Baba şeyden işte bandırmadan bir feribot şey filmi. Feribot arada bir feribot. Bandırmadan bir feribot yaparsın. Feribot filmi var. Elimizde var. Evet feribotta. Gemideden sonra feribotta diye bir şey. Şeyde yani bölgede aslında estetik olarak tercih edip de oraya gidip film çekme gibi değil ya Yüksel'in film çekmesi. Neticede yani karakterler ve işte biyografik mesele olduğu için belki yörede geçiyor. Bir de tanıdığımız, bildiğimiz birçok arkadaşımız orayı dekoru itibariyle kullanmak amacıyla, ışığı itibariyle kullanmak amacıyla çekiyor. Yani güzel çünkü. Öyle, elbette. Yani güzel, tabii, güzel, güzel, güzel. Çok sinematografik bir coğrafya. Kaldı ki ben orada atölye falan da kurdum. Bir sürü dizi değil. Ya bu öyleymiş. Yaz, onu da duydum ya böyle hani. Ya bu yaz 7 tane film seti vardı. 7 film seti tabii yaptım canım, orası tabii. Türkan Şoray. Orada Yeşilyurt'ta. Tabii, tabii. Ben şeyde, Dabbe Muğla'da. Yılmaz Erdoğan Köyceğiz'de. Çağan Dalyan'da. Dalyan'da çıktı. Etti 5. Birkaç tane. Ya bir bayağı bereketliymiş Ege'nin yani. Tabii. Muğla toprakları falan. Bayağı bereketli. Yani bir 3-4 ay İstanbul'a dönmeden orada birçok filmde oynayabilirdik. Yapılabilir. Ben işte bir tanesine denk gelebilirim. Abi o senin de işin zor ya. Bir Bulgaristan bir orası çok zor ya. Gerçekten. Ya benim bir esprim var. Filmcilik hayatında Ula'da. Şükrü bu Ulalı mı? Şükrü. Ulalı. Akçapınar muhtarı. Arap yani Şükrü. oynadığım sinema kariyerimde Arap Şükrü bir uçta, Russell Crowe bir uçta. Ben yani dünyada Ulalı Arap Şükrü ile Russell Crowe'la filmde oynamış tek kişi var ben. Çok doğru diyorsun hacı. Ha bunu şeyini de alamazsın abi. Tamam ortasını alamazsın. Yani enteresan. Kime sorarsan sor. İstersen git Peter Ustinov'a sor yok. O en fazla oynasa Topkapı filminde Daniel Topatan'la oynamış. Olur yani. O kadar. Yani benim yelpazem daha geniş. Hakikaten çok, öyle. Yörenin plato olmasından madem dediği gibi o çok daha önemlisi. Yüksel'in bir de orada çalışmaya başladığı ya da kendi öğrencilik hayatından beri sinemaya meraklı insanların fiziken bir sinema setine şahit olması ya da öğrencilerin, değil mi abi? Öğrencilerin bir sinema setine şahit olmasıyla ilgili çok imkan tanıyor. Çok asistan ediniyor ya da işte ne bileyim böyle bir etütler, çalışmalar ya da oyuncu olarak meraklı olanların bir film setini canlı kanlı yaşayacağı bir ortam hazırlıyor. Bayağı bir hani bu hazırlıklardan geliyorlarmış insanlar yani böyle. Yani bu komik olmayan bölümler. Bu hakikaten işe yararlılıkla ilgili önemli bir aktivite. Bir de komik bölümü var. Bütün ilçeyi dahil ediyor filmin çekimine. Daha ne olsun abi? Megafonla. Kardeşler abiciğim. Bugün hani bizim filmde bir tane sahne var. Megafonla sinemaya çağırma vardı ya. Yani sinemamızda Esen Püsküllü, Sadrallı Şık bu akşam sinemamızdı. Şimdi Yüksel setin başlangıç saatini de megafonla duyurduğu için yani şimdi iki blok ötede amca diyelim ki öğlen çayını içerken diyor ki ya bizim Yüksel film çekiyormuş. Neden sete gidip bir işin ucundan tutmayayım? Oo çok güzel.
Tabii ki. Herkes de akraba bir yandan. Tabii. Değil mi? Baktığında herkes yani akraba. Yani bana kaç kere birader sen bir kenara çekil ben Yüksel'e yardım edeceğim dikkat. Yaptılar değil mi? Yani sen ne arıyorsun burada? Bir coğrafyayı tanımak da öyle herkes, bir avantaj. Herkes şimdi. Sinemacı. Oo güzel ya. Sen orayı bayağı bir yani Muğla yöresini bayağı bir sinemacı yaptın ya. Gayet güzel, keyifli. Ya bine yakın bir profesyonel bir set kavrayışı olan olmuş insan abi, var. Olmuş abi, olmuş. Duydum bin, yani. Bin biliyorsun beş. Aramızda dedikodu taşıyanlar acayip var ya. Onlar getiriyor. Abi de oraya binler aktı, binler aktı. Ulan kaç tane bin akabilir diye düşünüyorsun ama bayağı bir akmış yani. Ve çevre illerden oradan buradan. Vallahi işin ya kolay değil. Sinemada mesela objektif bilmek, hani çoğu oyuncu objektif bilmez. Dur. Sinemada. Objektif bilir misin sinemada? Evet. Teşekkür ederim. Devam edebilirsin. Herhalde be abi. Yanlış adam. Yine yanlış adam. Kötü adam soruluyor. Resmi koydum. Birisi dedi ki ta oradaki sandalyeyi kaldırın dedi. Ta oradaki sandalyeyi kaldırın. Devamlılığı bozmasın dedi. Bir diğeri de üstünde 85 milimetre var. Dar açı. Gördü yok sandalyeyi sonra kaldırsın. Geniş taktın dedi. Ne diyorsun abi orada? Fellini köyü ya. Sen bir yerde. Cem Tanık. Şaryo kuruyoruz mezarlık sahnesi için. Orada dedi şaryo olmaz o engebe de kuramazlar onu iyi olmaz dedi. Abi sana ne dedim ya? Ali amca sen ne karıştırdın? Ali amca tabii ya. Ne karıştırıyorsun sen benim? Ben şaryoyu nereye kurarsam kurarım. Ben kameraman karışan yaptım. Sen niye karışıyorsun? Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Ya benim iyiliğim için söylüyorsun da sen benim şaryoyu niye böyle... Abi uğraş abi. uğraş. Şaryo kuramadık. Demedim mi? Vallahi. Abi bilmiyorum. Herkes gerçekten hani sinema terminolojisine orada şey, hakim oldu. Ya şey dedi abi. Ya dedi Yüksel, dedi yalandan dedi cenazeyi 6 saatte gömdünüz oğlum. Gerçek adam olsa ne kadar da gömecek. Abi güzel hikaye. Ya filmin bazen kendisinden daha iyi şey oluyor. Bence hani bu backstage hikayeleri çok daha keyifli oluyor ya. Bir de Cem şeye çok gülüyordu. Araba abi acık sağına. Biyonik. Acık sola gitsen ya la. Herkesin. Bu hareket de yapıyor mu? Tabii. Ama bitmiş o artık abi. Herkesin yani lakabıyla. Herkesin lakabı var. Yönetmenliği bitirmiş ya. Evet güzel. Eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey var mı? Kurbanım seni artık yani saat itibariyle göndermemiz lazım. Evet. Hani bu saatlerde çocukları tutmuyoruz. Ama yani gönül isterdi ki sadece seninle sohbet edelim. Bayağı yani Türk sineması üzerine, Türk dizi sektörü üzerine, dublörlük üzerine etmek isterim. Büyüyünce ne olacağını sormak isterim. Yönetmen. Çok net arkadaşlar. Önümüzdeki seneden bahsediyordur kesin. Tabii. Tamam ne zaman büyüyeceksin o zaman öyle soralım. Orayı ailem bilir. Ha ailen büyüdün yönetmen olsun dedikleri anda. Yok benim, kendinizden. Yalnız Mesut'un şivede çalmaya başladı. Çalmaya başlamaz mı? Senle konuşmaya başlayınca. Abi Datça'da yaşıyoruz biz de biliyorsun yani. Beni serbest bıraktıklarında oğlum sen artık büyüdün dedikleri zaman zaten üniversitede sinema televizyon okuyacağım. İnşallah. Vay be. Tamamsın sen. Artık benim sana soracak bir şey. 20 sene sonra görüşürüz biz Cem'le. 20 senede bir ben de aynı şekilde söz verdim. 20 sene sonra görüşürüz. 20 sene sonra ben yine burada. Herkesin gözü önünde söyleyeyim. Hakikaten çocukla çalışmak sette zor bir şey. Hı. Hem çocuğun kendini iyi hissetmesi, psikolojisi. Yani o pedagojik bölümlere girmiyorum. Biz o konularda çok hassas davranan insanlarız ama bir yandan da hem ailesi hem kendisi bu meseleye yaklaşımları... ne bileyim yani bizim muhafaza ettiğimiz, kendimize atfettiğimiz, ya ben bu işi aşkla yapıyorum dediğimiz şeyi ve onun için uğraştığımız şeyi bu genç yaşında böyle hissetmesi beni çok mutlu etti. Böyle birininle çalışmaktan yani yaşının hiçbir önemi yok ama bu aşkta, bu meseleye, bu sevgide bir meslektaşım olarak kendisine herkesin huzurunda teşekkür ediyorum. Aynı teşekkürü sen gelmeden önce izleyiciler de iletti. Bugün filme giden birçok izleyici olmuş. Senin performansını çok beğenmişler. Çok güldük, çok ağladık diyorlar. Aferin lan. Abi olmuşmuş. Helal olsun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Efe için? Siz de onun... Set arkadaşlarısınız. Valla ben çok mutluyum Efe ile çalıştığım için. Onunla siz annesiydiniz aynı... değil mi? Evet. Aynı zamanda oyuncu koçsunuz. Evet hem oyuncu koçuydum hem annesiydim. Oyuncu koçu ne yapar? İşte ona göz kulak olur ve elinden tutup olayı gezdirdim. Bayağı önemli bir şey oyunculuk koçu. Çok önemli bir şey. Çalıştık bayağı çalıştık. Rolüne çalıştık. Onun fiziksel olarak disiplinini sağladık. Ama onun dışında hem annesinde oynadığım için çok güzel şeyler paylaştık. Ben çok mutluyum Efe ile çalıştığım için. İster miydin Efe gibi bir çocuğun olsun? Çok isterim. Değil mi?
Hem gerçek hayatta hem filmdeki gibi. İsterim. Eyvallah. Oyuncu koçundan da aldın şeyi. Arkadaşlar sizin ne diyeceğiniz? Bence de çok zeki bir çocuk. Çok akıllı, çok... Yani Cem abinin demesi gibi 42 yaşlarında, 45 yaşlarında bir adam gibi geri cevap veriyor. Çok dikkatli ve çok azimli bir çocuk. Eyvallah. Çok azimli bir çocuk. İçine sindi senin, tamam mı? Evet, yani? Çok güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Hocam sen belgesel çekiyorsun. Bak adam daha bu yaşta sana alternatif olmuş. Ne diyorsun yani meslektaşın? Onu engelleriz be mesela. Bu kadar da demeyin. Çok iyi. Neticede yani bir çocuk rolü geldiği zaman ancak alabilir. Diğer rollerde biz gene asılırız yani. Ha, eyvallah. Şu anda yani av mevsimi. Adam şimdi gömmeye çalışıyor. Av mevsimi tekrar çekiliyor. Ne olur İdris oyna diye ona gelmez herhalde. Gelmez galiba. Ben ona güvenerek zaten atıp tutuyorum. Rahat kılınıyorum. Tabii canım. Efendim bir yudum insanda Berat Efe Parlar belgeselinin sonuna geldik. Ben seni alkışlarla, fragmanla uğurluyorum efendim. Hadi. Fragman tam sayma. Hadi buyurun efendim. Çok teşekkürler. Yavaş, yavaş lan yavaş. Yavaş. Dur bakayım. Az uz içenin kokosu çalışacak. Portakallı, limonlu, mandalinli, at gazoz, kara gazoz. Limonlu, mandalinli, sade. Senin oğlun içecek, versene bana. Ne kadar akıllı çocuk. Ne yapayım oğlan, bugün iftihanam aldı ya. Ben öylesi lazım. Gazoz. Nerede tembel kötüsü bir içecek var, çırak diye gönderiyorlar beni. Şişe başı 25 kuruş alacak. Gazoz ihtiyacınız var mıydı? Yok çocuğum, sağ ol. Gaza başına da 2,5 lira. Gazoz ihtiyacınız var mıydı? Yok çocuğum. Gazoz, gazoz diye bağırı bağırı ver. Nefislerini gıdıkla. Ne bağırıp duruyorsun? Buruşuk, çiçeği girer. Utanmıyor musun? Ramazan günü milletin nefsini gıdıklamaya sen... Senin nefsini gıdıklayan gıdıklamış zaten. Ne diyorsun sen? Kalk, kalk, kalk. Yetti gör. Gazozcuğum. Fazla gazoz kapağı olursa bana da verir misin? Veririm tabii. Moral bozmak. Önümüz Ramazan. Ramazan geldi mi bereketinle gele. Baba, ben de oruç tutacağım. Çocuklar tekne orucu tutarlar. Sonra büyüyünce tutarsın. Anasının bir denesin. Sizlere oruç farz değil. Oruç moruç musun yoksa lan sen? Hasta mı oldun lan sen yoksa? He? Gazoz. Senin başına bir şey geleceğine benim başıma gelsin. Usta baba yarısıdır ya. O şişelerin parası? Kendim içtim. Kendin içtin. Arkadaş ya. Bir tane daha açayım, içeyim mi? İçilmez mi ya? Evet, iftarlık gazozu konuşuyoruz. Çok sevgili dostlarımız var. Yeni tanıdığımız arkadaşlarımız ama var. Ama sahurda konuşuyoruz. Sahurda konuşuyoruz. Ya çocuğu sahur vakti gönderdik. Evet. Sahurluk gazoz oldu. Sayın Cem Yılmaz bizimle birlikte. Sayın Yüksel Aksasoy'un Ümmü Putgül, Sayın Okan Avcı ve Sayın Yılmaz Bayraktar'dan başlayalım. Yılmaz sen Almanya kökenli bir Türksün, doğru mudur? Evet. Çok güzel, orada büyüdün. Yani orada evet. Doğdun ve büyüdün. Evet. Yaptın mı orada oyunculuk? Evet, orada konservatuar okudum ben. Gayet güzel. Evet ve yaklaşık 2-3 yıl sonra tiyatro oynadım çok. Almanya'da, Avusturya, İsviçre'de. Sonradan Almanya, Avusturya, İsviçre. Evet. İyiymiş abi, evet, üç arka arkaya. Artık evet. Olarak falan değil. 3 yıl öyle tiyatro oynadım. Hı-hı. Sonradan işte sinema filmlerinde kısa filmler çektim, oynadım. O dönemde de Tatar Ramazan için istek geldi. Öyle bir dizi sektörüne girdin. Yani Türkiye'ye geldin ve dizi sektörüne girdin ama Türkiye'de dans da ettin anladığım kadarıyla, değil mi? Türkiye'ye 10 yıldır gelmemiştim. Yani küçüklüğümde ailecek gelmiştik. Hı. İşte anneannelerin, babaannelerin yanına ziyarete. Ama onun dışında konservatuar zamanında fazla gidemedim. O geldiğin Türkiye'ye. Zamanlarda pek böyle rahat durmuyormuşsun, dans ediyormuşsun. Doğru mudur efendim? Evet, doğru. 14 yaşında dansa başladım. İşte o 14 yaşındaki dansa başladığın zamanlardan elimizde böyle bir iki tane şey ya. Var. Görüntü bir. Abi herifte bir şeyler var, figürler. İnanamazsınız. Görüntü görmedim hiç. Görmedin mi? Benim lütfen. Ya bir iki figür göstermek ya anlamında geziyorum. Herkesin zaten. Bir görüntüsü falan varsa. Vallahi yanılmadan kalkalım biz diyor. Babacım estağfurullah ya. Böyle böyle geliyoruz. Bak. Böyle ben hadi görüyorum. Bakalım. Fat Digger. Oh.
Yani, evet, Darıca Belediyesi 28'sini yapıyor. Bu 8'sini geldi. Bayağı böyle bir Was soll das, man? Ya onu aslında geçen sene çektik. Arkadaşlarla beraber çoktan beri küçüklüğümden, yani 14 yaşından evvel tanıştığım arkadaşlarla. Buradan da selamlar. Onlar beni davet etmişti. Beraber idman yapıyorduk burada. Çoktan beri görüşmedikten sonra beraber dans edelim yine derken. İşte bu... Sen bir gaza geldin, sahneye fırladın öyle. Aynen. Peki Berlin miydi o? Memmingen. Ha, anladım. Güneyde. O da enteresan. Almanya'nın güneyinde. Ha, güneyinde, daha güneyinde. Evet, Bavaria. Ha, Kreuzberg falan desen anlarım yani, o fikirleri yok, anlıyoruz evet, da. Evet. O şey abi, kalenin burcunda yaptığın hareket hayırdır. Bugün bir istatistik açıklandı biliyorsun yani. Selfie, en çok ölüm selfie çekerken oluyormuş. Şöyle kalenin burçlarında. Evet, o ben değildim ama çok sevdiğim bir arkadaşım o. Öyle mi yani? Evet, evet. Yapma ya. Yaşıyor evet, değil yaptım. Mi? yaşıyor, yaşıyor. Ha, eyvallah, tamam. Yaşıyor. Yani. Kendisine sevgilerimizi iletiyoruz. Sizin çektiğiniz konulu şeylerden, belgesellerden göstermek isterdik, bulamadık. Evet. Çünkü bunlar telif ödeniyor. Galiba öyle bir şeyler oluyor. Festivallerde. Siz belgesel yönetmenisiniz ve Altın Portakal aldınız anladığım kadarıyla. Doğru verdik değil mi biz orada bilgiyi, yoksa atmadık? Yok öyle, hani belgesel yönetmeni olarak değil, oyunculuk eğitimi alıyorken işte bir şekilde okulu döndürmek gerekiyordu. O yüzden de hep kamera arkasında çalıştım ben. Asistanlık yaptım birçok yerinde. Sonra da böyle bir ara bir boşluk oldu. Böyle bir babaannemle alakalı bir hikaye anlatmaya karar verdim. Türkiye'nin politik geçmişiyle beraber. Fethiye'de. Sonra öyle... Ege'li misin sen geldi. De? Evet evet, Fethiye doğumluyum ben de. Fethiye doğumlusun. Çok güzel. Fethiye'nin neresinden? Orayı da çok severiz. Biliyor musun? Merkezden, Karagözler'den. Ha, merkezden. Kayaköy'ü bilirsin, Cimbali falan. Tabii. Ha, bizim Turgay abi, bir görsen selam söyle. Eyvallah. Çok zamandır görmüyorum kendimi. Çok özledim. ya Yüksel'in filmlerinde genelde iş şuraya dönüyor ya. Karabörtlen'de Ali Rıza tanımaz mı? Tanımaz. Yani o belgeseli Altın Portakal'ı onunla mı aldın? Babaanne evet, onunla mı aldın? Kadim diye bir belgeseldi. Onunla Altın Portakal aldım. Çok iyi abi. Çok iyi. Oyunculuk nasıl oldu? Yüksel Bey mi keşfetti sizi? Mesela yani tuşun ucundan hikayesi var ya o kadro. Yani ben bir şekilde filmlerde oynamaya devam ediyordum. Yüksel abiyle de bir dizi audition'ı için ilk bir tanıştık. O zaman hemşeri olduğumuz ortaya çıktı. Bir azarladı hatta. Neredeydin bu saate kadar falan diye de. Ha, bir de azarlıyor yani. Audition'la azarlıyor. Lan niye söylemedin Fethiye'li olduğunu? O zaman nasip olmadı. Sonra iftihalı kazalı ortaya çıktı. Yine bir audition yaptık, öyle ya. Geldi. Eyvallah, hayırlı uğurlu olsun yani. Ne diyelim yani, ilk eyvallah. Filminiz mi oluyor şimdi bu? Yok, bu benim 7. sinema filmim. Abi nedir ya, bir tane ilk filmi olan yok mu? Sen de bu akşam konuşma. İlk film tabii çok önemlidir, evet, ilk çok film yani. Nasıl başlarsan öyle gider. Nasıl başladın? Vallahi çok güzel başladım. Güzel başladık diyebiliyor muyuz artık? Seni de İngiltere'de mi buldu bu adam? Evet. Ya abi çok geniş. İngiltere nere ya? Ya bu eğitim geniş. Evet. Eğitim geniş. Şimdi İngiltere'de mesela bir Muğla'lı mahallesi vardı. Aynen, mesela öyle. Oraya gidiyorsun değil mi orada? Muğla abi. Muğla'lılar derneği vardı, ben oraya. Ya gerçek iyi değil mi? Yani Muğla'lılar derneğinde. Peki sen İngiltere'de oyunculuğunu sürdürüyorsun. Evet. Ve bir şekilde Yüksel'le yollarınız çekişti. Evet. Benim oyunumu izlemeye gelen bir arkadaşı vardı Yüksel abinin. O beni önerdi. Niye oynuyordun? Kral değil. Kozalar oynuyorduk biz, İngilizce üst yazıyla Cocoons. Türkçe bir oyun oynuyorduk. Sonra önerdi. Zaten o süreçte bu sinema atölyesini yapıyordu Yüksel abi. Orada oyuncu koçluğu olayını öğrenince oyuncu koçu olarak davet etti, önce eğitmen olarak. O süreçte de role hazırlandım. Öyle, peki gazozuna geldin yani değil mi? Ben bayağı gazozuna aslında geldim. Aslında yani gazozuna geldin yani. Çünkü öyle başlar işte. Biz gazozuna başlarız. Sonra sana ıslak imzalı bir kağıt verir. Mutlaka bundan sonraki filminde oynayacaksın. Ve hatta başrollerden bir tanesi sana ait olacak. Islak imzalı. Sonra onu şey der, o imza benim değil. Tabii benim bir de şey var yani, onu es geçmeyeyim. Dondurmam Kaymak'ta bir figüranlığım var. Ne diyorsun, hangisisin sen? Ailede, bir cümle söylüyorum. Komşu kızlardan bir tanesi. Çocuklardan birinin annesini oynamıştım. İşte o önemli bir rol. Evet. Dondurmam Kaymak'ta her rol önemli. Evet. Abi no name isimlerle aslında hani çok bilindik isimler kullanmıyorsun. Yüksel Aksu sinemasında evet var yani, hani ikinci filminde biz çok bilindik isimler kullandığını biliyoruz. O arkadaşlık Muhit'in genişle onu biliyorum ama mesela iftarlık gazozda da hani Cem üzerinden giden bir filmmiş gibi geldi bize. Sonra baktık ki kolektif bir film. Tabii ki. Aslında izleyenler kolektif bir film. O bir seçim mi? Yani ben aslında keşfediğimde vereyim şeye, sektöre, oradan yürüsün herkes. Yok, öyle bir şeyim yok. Daha çok önce resme bakıyorum. Kafamdaki resim, nasıl bir resim arıyorum. O rolün ona yakışıp yakışmadığını. Eğer ilk kez oynuyorsa, tecrübesizse uzunca bir süre deneme çekimleri ve sohbetler yapıyorum. Ondan sonra da karar veriyorum.
Dondurmam Gayman içerik olarak yerellik, bölge vesaire olduğu için ki o dönem çok popüler diziler çekiyordum. Bir sürü star arkadaşım da oynayabilirdi falan. Orada başka bir şey denedim. Bir biçim denedim. İkincide de Entelköy, Efeköy'e karşıda. Efeleri köylülerden. Dışarıdan Entelleri de Necdet abi'den tut. İşte Yüksel Yalova'ya kadar. Yani Yüksel Yalova bakanı oynadı abi. O bir yerleştirme mesela. Evet. Kaldı ki Yüksel abi şeydir. Konservatuvar mezunudur. Ha onu bilmiyordum. Tabii. Claudia Roth da oynadı orada. Geldi içinden. Buraya konuşmuştuk ya. Evet. O da şeydi. Oyunculuk mezunu. Yani star olsun olmasından ziyade rol ona uygun mu değil miye önem veriyorum. Cem'e de zaten ilk yazdığımda hemen götürmüştüm. Entelköy'de de bayağı bir dirsek çürütmüştük beraber. Oyunculuğuna bayılıyorum şeyin Cem'in. Bir de hikayelerine de bayılıyorum. Mesela şeyi hatırla ilk filmini. Her şey çok güzel olacaktaki Altan. Bir şehir Altan şehir tutunamayanı, loser'ı. Veya Hokkabaz'daki o oğlan. Benimkilerde kasaba tutunamayanı. Neredeyse yani, evet aslında hani birazcık karıştırsan. Evet. Trajik karakterler. Sürü öpüştüğü yerler olacak doğru diyorsun. Evet, trajik komik karakterler. Ha sen Cem'i bayağı uzun zamandır gözüne kestin. Tabii benim çocukluk hayalim. benim de öyle ya. Ben şöyle. Bundan beri bir gün çok olma gel. Ya tamam çocukluk abartılı da vallahi billahi. Hani Kur'an'a el basayım gençlik hayalim yani. Ya adam bildiğin yemin etti artık. Neden? Abi. Neden? Ben 24 yaşında Güzel Sanatlar Sinema öğrencisiyim. Cem de star. İzmir'e gösteriye geldi. Ben de yani ya yarım... Ya bu starlık neymiş? Bana da söyleyeyim. Ben de nasip edeyim abi. Bundan. Abi 95'te gelmedin sen şeye. Stardın o zaman abi dedin yani. 95'te ben 93'te şeyi bitirdim. 95'te de oraya yüksek lisans için gittiğimde baktım çok kabiliyetli. Yani genelde starlarda olmayan bir şeydi. Yaşı da Ömercik'ten hallice. Hallice. Ha, ergenlik devrilmiş de falan filan. Yücelerden yeni kalkıyor ortadan. Ben de 3. fakültesine giden, oradan buradan toparlayamamış bir tür öğrenci loser'ı falan. Ya ne güzel film olur bu herifle bilmem ne falan filan. Bak kısmet bugünlere yani. Kısmetmiş yani. Vay be abi. Biraz böyle galiba... Tam da senin ilk programa çıktığın sene oluyor bütün bu. Evet, evet. Ne diyorsun 95. Ya? Ciddi misin? Kadere bak. Ya ben iyi bir sinema izleyicisi olmaya çalışıyorum. Geçenlerde bir sohbet sırasında çıktı gene. Bir arkadaşımız, oyuncu bir arkadaş. Türkiye'de iş yapan birisi değil. Laf lafı açtı böyle konuşuyoruz. Ben tabii işin hani zamanında biz karikatür çizdiğimiz dönemde falan televizyondaki o tartışma programlarını hatırlıyorum. Kim oyuncudur, kim oyuncu olmaz falan. Bayağı bir vakit geçiriliyor. Film var mıdır, yok mudur falan. Ya bayağı bir, tabii şey çok yüzeysel tartışmalardı. Orada da şunlar konuşuluyordu. Yani şundan oyuncu olur mu, eğitim şart mı? Hatta alaya aldığımız, o Sarakaya aldığımız laf var ya eğitim şart falan. Ben hep şey düşünmüştüm. Kötü oyuncu olmak diye bir şey aslında sektörde hiçbir zaman var olmaması gereken bir şey. Şöyle düşünelim. Yani oyuncu zaten iyi bir oyuncu olmak zorunda. Kötü oyuncu diye bir şey olmaz ki. Yani bu şey gibi görüntü yönetmeni geliyor sete. O gün abi ben kamerayı getirmedim olur mu diyor. Yani kabiliyetinizi sete getirmediğiniz zaman zaten gelmene şu, gerek yok. Yani kötü oyunculuk onun için kabul ettiğim bir şey değil. Ben bunu bir seyirci olarak, iyi bir sinema seyircisi olarak hani benim içime işleyen şey... Bir şeyi iyi canlandırmakla ilgili bir duygu. Demin Berat Efe'nin anlattığı gibi. Onun da hani duyguları öyle ya. Ben o duyguyu bir seyirci olarak muhafaza ettim ve filmlerde bu duyguyla oynadım. Arkadaşlarımdan, sektördeki diğer insanlardan da yani beklentim şu aslında. Ulan ben hobi olarak bu kadar oynuyorsam sizin meslek olarak bayağı asılmanız gerekiyor. ciddi yani. Yani ben seyirci olarak bu kadar oynayabiliyorsam sizin de birazcık... İşe özenmenizi tabii çok mütevazı davranmamak lazım. Yani bir Cem Yılmaz sinemasından bahsediyoruz artık. Ya estağfurullah. Artık konuşulmaya başlandı. Ama mütevazı olmak bana çok yakıştırılan bir şey değil. Benim öbür türlüm daha çok bilinir. Yani halbuki ben ikisinden de çok haz etmiyorum. Yani aşırı mütevazı, hani sanatla ilgili onun şakasını yapmıştım zamanında. Bizim ne yazık ki doğu kültüründe olan bir şey. Bu hani tevazu denilen şeyin tadının kaçması da... Genelde yanlış evet. Anlaşılması. Halbuki gerekler var. Yani gerekler şu. Biz enstrümanlarımızla sete geldiğimiz zaman hocanın dediği gibi... Yani sen abicim Cibar Kemal'i canlandırıyorsun dediğin zaman...
lazım olan şeyleri yapmıyorsan ne senin starlığının bir önemi var, ne ahkamın, ne hı hı. abi beni hatırlıyor musun 20 sene önce ben. Bunların falan hiçbir anlamı yok. Hı. Elinizde enstrümanla gelmeniz lazım. Hı hı. Ben o nedenle bu verilen yani teltif edilmenin dışında güzel yapabiliyor olmanın hazzını uğraşıp yapmak, sonra da neticesini almak. Ben mesela işte teklif geldiği zaman Yüksel'den birkaç zaman, bayağı uzun zaman, ya ben yapamayabilirim duygusunla hep konuştum. Çünkü yani yakışmazsa daha büyük bir falsoya dönüşüyor. Çünkü onun da gerçek kılmak için bir çabası var. Elbette yani. Yani hani olağanın dışında bir gerçek. Tabii ya, hepimiz için öyle. Yani bizden isteniyor ki biz yani çok gerçekçi canlandıralım. Dolayısıyla ben yani ya benim türlü türlü imajlar üstüme yapışmış, zor olabilir noktasından girerim. Ben olmama üzerine önce konuşurum hep tekliflerde. Benim abi onu yapmasak diye. Tabii hayır deme üzerine benimki kurulu. Russell'dan hatırlayın. Hatırlamam. Çok koşmuştu peşinden. Ya şey misiniz yani o çaba işin bütününe şunu demek istiyorum. Seyirci olarak yarın öbür gün izleyeceğim iftarlık gazoza ben niye halel getireyim abi oynayarak? Yani daha güzel bir Ciber Kemal olacaksa. Ama kabiliyet konusunda da tabii az buçuk bir iddiamız, Allah aşkımız. Allah da vermiş bir şey. Hayır bir aşkımız var güzel yapmakla ilgili. Görünce neticeyi gurur duyuyorsun. Arkadaşın seni tercih ettiğin için seviniyorsun. Arkadaşlarınla güzel hatırayla oradan ayrılınca mutlu oluyorsun. İşte ne bileyim. İlerlet basamakları. Biz şimdi beraberce izledik ekipçe, sonra seyirciyle izledik, sonra gezdik izledik. Sen baya baya geziyorsun. Kendi filmin için o kadar gezmediğini hatırlıyorum ben. Vallahi doğru. Doğru açıkçası. Ama şimdi türlü... Çok mu seviyorsun yüksek? Abi bir, ya bir mücadelemiz olduğu kesin. Bunu kabul etmek lazım. Şöyle ki. Yani biz ben dahil popülerle bir mücadelemiz var bizim. Bu çok normal. Komedik filmlerin neticede daha fazla seyirci çektiği bir atmosferi 20 senedir yaşıyoruz. Belki de 40 senedir de yaşıyoruz ama yani komedik olmayan filmlerin duyurulmasında birazcık daha gayret gerekiyor. Bu 2-2-4. Bu yalan bir şey değil. Ben de oynasam, başkası da oynasa, herkes de oynasa. Bir de bu başka tür bir buluşma, başka tür bir seyirci benim için. Başka tür bir seyirci. Ben böyle çeşitlemelerde hepsinin başka bir yöntemle, başka bir dille iletişimi kurulmasında bir beis görmüyorum. Senin için biraz zor değil mi? Yani hani sonuçta gelen öngüdümlü geliyor. Yani sonuçta biz Cem'e güleceğiz. Ama bana çok uzun zamandır gülmüyorlar zaten. Eyvallah bazı eleştiriler. Bana çok uzun zamandır. Ama şu bu sefer güldürmedi lafı falan yani. Ama hani ben o, ama o, emin ol o çok o kadar eski bir konu. Geride mi kaldı diyorsun? Yani 43 senelik. Ya ben doğduğum zamandan beri biri gülerken bir diğeri nesine gülüyorlar anlamıyorum diyordu. Bu benim için yani böyle 2000'lere 90'lara ait bir konu değil. Ben bütün çocukluğum böyle geçti. Çok pis bir parçalanmış ruh olmalı. Hayır yani bunu mesela bazen çok ya diyelim ki sosyal medyada ben sana gelmiyorum diyor. Ulan bu benim için yeni bir şey değil ki ben yani bunu 75'te de duydum. Yani o kadar eski bir konu ki. Biz o konuyu çoktan hallettik. Hem öyle hem de tür olarak başka bir şey söyleyeyim yani kişileştirmeden hep konuştuğumuz konu biz sinema üretenlerin, kameranın arkasındaki insanların arkadaşlığı, kardeşliği, yakınlığı ve beraber üretme duygusunu seyirciye geçirmeye çalışıyoruz. Bu geçirgenlik. Yani keskin bir şekilde tür seyircisinin bu kadar birbirine düşman demeyeyim ama bu kadar ayrık olmasını kırmaya çalışıyoruz. Benim, doğru diyorsun yani. Benim çabam bu. Yani ona giden ötekine de gitmeli. Tabii yani ki. Denemeli çünkü sinema denemeli bir şey. Ya çünkü neden? Biz... şu ilkel duygudan çıkmalıyız bence. Ne bileyim bu duygular var yani filmin kahramanını kendini fikrine, zikrine uygun olduğu zaman sevmek diye bir şey yok sinema seyirciliğinde. Ben her tür filmi izliyorsam seyircim de her tür filmi izlemesini murad ederim. Yani izlemeliyiz abi izlemeden nereden bileceğiz? Elbette yani ben yıllar önce seninle yapılan bir bizim ne bileyim belgeselinde hani sevgili Sadi Alışık. Merhum Sadi Alışık'a çaktın selamı biliyorum işte Sadi Alışık hem güldürdü hem de hakikaten düşündürdü. Ya izlenecek bir yol izlenecek bir yolsa eğer bizim tabii oralara yetişmemiz mümkün değil yani elbette ama yani bunlar bir duygu bir niyet. Hani bizim filmin sloganı da her şey bir niyetle başlar. Benim yani ilk sinema maceramda ya ben karikatüristim komedikte bir çocuğum. Ondan sonra hadi karton bir şey yapalım diye biz her şey çok güzel olacağı yapmadık ki. Doğru diyorsun. Korkunç Dilbey'le başladın, başka bir şeyle başladın. Kendi yani, karakterlerinle başladın. Evet, yani Gora'yı o kadar ertelemezdim. Önce onu yapardım. Ha, doğru diyorsun.
Yani çeşitlilik hem üreten açısından çeşitlilik söz konusu. Hepimiz türlü türlü bak işte konuşurken neler konuşuyoruz yani belgesel, dans. Neler konuşuyoruz. üretenlerin çeşitliliği, bu üretenler sinema aynı zamanda sinema izleyicisi. Biz sinema izleyicisinin de bu çeşitlilikte tüketmesini temenni ediyoruz. Benim temennim o. Evet. O zaman birazcık daha yaklaşacağız. Herkesin kalitesi artacak o zaman. Biz komediyi de bir kalitede yapmaya gayret edeceğiz. Ne bileyim trajediyi de aynı kalitede yapmaya gayret edeceğiz. Pahalı iş neticede bir yandan da. Sinema pahalı bir üretim. Ucuz değil, evet. Yani neye bağlı? Gücü seyirciye bağlı. Dolayısıyla burada gene tırnak içinde söyleyeyim de ayıp olmasın. Yani bunun ticari bir iş olduğu gerçeği her tür film için geçerli. Artık onu idrak etmeniz lazım. Sonuçta son şeyde Z raporunda ticarete de bakıyorsun yani karlı mı karlı değil mi? Ya zaten şimdi en kaba cevabı vereyim. Yani iftarlık gazozla ilgili duyurular yapılmaya başladığı zaman şöyle düşünen insanları da gözlemledim yani. Ulan daha yeni film çıkardın ya doymadın mı ya falan. Yani sanki hep şakasını yapıyorum. Ben hani takside girmişim de bu sebeple filmlerde oynuyormuşum gibi. Ya kardeşim bu bir sanat işi. Son evinin taksidi değil mi? Bu çok basılmış. Ya öyle olsa tebekkili. Öyle olsa ne olur? Aidat ödemek için adam şey yapıyor. Ya üstadım öyle olsa ne olur? Biz de aramızda bunun şakasını yaparız. Geçen sene 2015'te Al Pacino 4 tane filmde oynadı. Evet. İkisinin bütünüyle temaları aynı. Yani birisi tiyatrocu, birisi bir eski rock yıldızı. Temaları ve bütün neredeyse bazı episodları aynı yani. De Niro aynı geçtiğimiz sene. Yani 4 ya da 5 hatta 5 galiba. Şimdi Al Pacino yapıyorsa bu fakir niye yapmasın? Kurban olsun ya. Tepe tepe yapsın ya. Ben senede 4 film de çekmek isterim. Bunda bir ne beis var? Ölüp gideceğiz yani. Çok ilginç. Çok ilginç dediğim benim ölecek olmam. Sana kötü bir haberim var senden. Biz seni ölümsüz zannediyorduk. Abi ölüm yani şey kıymetli bir şey elbette. Hani kendim bir tabiri vardır. Bugün benim babam canım benim bu 18 sene önce yani o 18 sene önce beraber bir reklam filminde oynadık. Evet ya. Babam diyor ki ben diyor o filmden sonra pek oynamadım. Yüzümü eskitmek istemiyorum. ben babam gibi davranamam. Yani babam daha korunaklı bir oyuncu. Ben ama oynamak istiyorum abi beni engelleyen. Sen televizyonda görünmede yapıyorsun onu. Öyle 20 senede bir. Ama mesela Marduk gibi bir şey yani. Ya hocam. Oha, Cem yine teyit geçti. Üstadım o da bir şey açıkçası. Yani ben. Kendi koruma tercihi mi? Yok. Televizyonda olmamak. Abi bazılarında olmaması gerekiyor canım. Ben televizyona uygun birisi olmadığımı düşünerek mesela bir program yapmama, bir şey o anlamda bir şey üretememe o kabiliyetle ilgili. Hani böyle snobe bir tercih değil. Estağfurullah da kabiliyeti tartışmayalım abi yani sonuçta. Yok hocam kabiliyeti tabii ki tartışalım. Hani yani mevcut coğrafyaya bakarsan kabiliyetle olmuyor ki o işler. Yok yok ne yetenekler var öyle demeyin. Ne? Neler var neler yani. Yeteneksizsiniz efendim. Estağfurullah. Gözünüzü seveyim ya. Yani üretirkenki zevki seyirciyle paylaşmak meselesine çok şu sıralarda son zamandır çok dikkat çekiyoruz. Hep konuştuğumuz konu bu. Bayağı bildiğin ustalık çağını yaşıyorsun aslında. Yok, yani sinemada bir şey dedi. Yok estağfurullah. Ha Sinan öyle değil mi? Şimdi Mimar Sinan'dı. Yok canım ustalık çağı olur mu? Yani en güzeli hiçbir şey bilmediğini kabul etmek. Hiç imkan verildiği zaman daha doğrusu vazife verildiği zaman yapma güdüsünden gayri bir şey değil bu yani. Güzel bir şeye tuğla koy. Eyvallah abi yani şu tevazuyla bahsetmen yani benim için çok makul bir şey. Sadece bir ricam olacak. Ne ama olur? İşte ücretlendirirken o tevazudan biraz arınıyorum. O konuda net. Onun farkındayız biz. Onlar da farkında. Ya herkes farkında. Özellikle benim oğlum farkında. Yani çünkü hani bu benim alemde sana harcanan para kimseye harcanmadı. Bu eğitime yatırsaydık okulu yapardık. Okul. Valla ben o konuda en dürüst sanatçılardan birisiyim deyip şimdi slogan yaratmayayım ama ya ben bu konuda dürüstüm. Bu işten para kazanıldığına ilgili çok şakalar yaptım ben. Ama helal paraymış. Şimdiye kadar bir zararını görmedim. Cem birleşip korsana girdiğimiz çok oldu ama sana hiç girmedik. Yani. Yalnız size benim kişisel bir ricam var. Küpede pırlantayı biraz daha G-Color yapmayıp da böyle daha düşük bir şey yaparsak yayında göz mı? Almaz. Ha, yayında göz alma şey yani. Sunucunun gözünü almaz. Valla ne bileyim bazen. Orada bir tatlı mı? Ya yükselim sana geldim. Hakikaten
çok böyle zor da seçen bir adamsın. Öyle kolay da değil. Ben senin hemen hemen bütün filmlerine nasıl hazırlandığını biliyorum. Şakası bir yana latifesini yaptık bu işin ama 3 sene önce yaptık ya. Yani. Evet. 3 sene önce sen yepyeni bir şey hazırlanıyordun ve bu iftarlık gazozu. Fakat şöyle bir şey diyorlar. Esnaf şeyini kafasını o kadar iyi biliyorsun ki. Bu çocuklukta galiba sen bu dondurma da sattın. Müezzinlik yaptığını biliyorum. Efendim söyleyeyim gazoz da sattın. Yani yapmadığın iş kaldı mı? Ya bundan sonraki şey ne bileyim marangoz mu olacak? Bundan sonraki esnaf kim olacak tam olarak? Arap Şükrü abi mi olacak? Neyi anlatacağız? O bundan sonra benim gıda sektöründen kurtulamadık. Dondurma, gazoz. Bari franchise versin abi filmleri. Ya muhtemelen bisküvi yapacağız yani. Bisküvi güzelmiş. Ben de istiyorum bir aşk filmi, bir Çanakkale geçilmez. Bir şeyler falan filan. Yerlerde geçilmesin lan diye. Kardeşim gıdadan başka bir şey aklıma gelmiyor. Vay abi çocuk. Sonra bunun psikanalizini yaptırdım ben. Nasıl süt? Süt, bal, yumurta üçlemesi var ya senin. Vardır abi. Ya siz beraber şey yapsanız da saman daha biberi. Ya oğlum belgeseli yapılır ya. Yok, o doğal ama acı bir belgesel. Çok dramatik bir belgesel olur. Hocam şimdi herhalde bir köylü olarak biz hep çocukluğumuzda yoksunluğunu hissettiğimiz şeylerin şeyini yazıyoruz bir şeyler oluyor ya. Şimdi ayıptır söylemesi gazoz erişimi zor bir şeydi taşrada. Ne diyor ya? Tabi birincisi nakit para ister. Ha. Taşrada genelde ayniyat vardır. Ayni. Şimdi süt, bal, yumurtayı ben yapamam. Niye? Kümeste yumurta var. Arka tarafta ineklerden sağdırırım, kaynatır içerim. Bal da zaten Marmaris balı, Muğla balı almış yürümüş dünya markası. Yapamam. Ne eksik bizde? Dondurma. Çağat, tokat. Gene mi dondurma yiyeceksin? Çağat, tokat, gene mi gazoz? Gapuz yediniz ya. En son artık pederin cebine dadanmıştım ya. En büyük harcama kalemlerim. Çocuklukta. Gazoz dondurma. Bittim. Hı. Dedim ki iyi ismi dondurmacı çırağı olayım. Hı. Suyun gözüne geçeyim. Allah ne verdiyse. Oh. Bu filmde de Cem'in bir sahnesi var. Hı. Bal tutan parmağını yalar. Hı. İşte şişe göz başı. Keskin. Göz hakkı. Göz hakkı diye bir şey var. Şişe başı 25 kuruş. Kasa başı 2,5. İçebildiğin kadar da benden. Çocuk gidiyor çurup 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 sürekli gazoz içiyor satamadıkça. Geliyor. Bir de iki kasa veresiye kaptırmış Arap Şükrü'ye. Arap Şükrü. Abicim kendim içtim. Gördüğümüz her şeyi içelim göz hakkı. Göz hakkı bulmadım ya. Niye varsa içelim falan. İlk gün dayandım dondurmaya. İkinci gün dayandım dondurmaya. Ertesi gün göz doyuyor günün sonunda falan filan. Dolayısıyla dondurmacılık yaptım. Yani seyyarla ilgili bir sürü şey yaptım. Ya seyyarın tamamı. Abi mesela Gıdrellez yaklaşıyor. Heh. Tamam mı? Kara Mehmet'ten yaklaşırsın. İki tane erik ağacı vardı. Heh. Kulakları çınlasın. Erik kaç lira ağacıyla 50 kağıt. Öbürü o da 50 kağıt, 100 kağıt. Hemen bir tane kırılmaz palaks. Bir tane de şey. Hıdrellez'de. İşte bardağı 2,5 lira. Temiz erik para. Temiz para. 1000 liraya getirirsin o eriği. Ulan İneritu'yla bir gün sinema sohbeti yaparsam bunları bazen bir araya gelme fırsatı oluyor. Bunları bilmiyordur onlar. Nereden bilsin adam? Adam ayıposunu geçirdi herifini. Geçirdi ya. Ya bir de tabii ruhumda yörüklükten kaynaklanan bir göçebelik var herhalde. Seyyar'ı seviyorum. Seyyar güzel. Seyyar abi. Seyyar dolaştıkça... Abi kamera dolaşıyor, mekan değişiyor, insanlar değişiyor, portre değişiyor. Abi bir hareketleniyor. Belki de ruhumun yörüklüğünden hani göçerliğinden falan. Seyyar'ı seviyorum ben. Seyyar olsun abi. Seyyar olsun. Öyle eve kapanacak da barda veya bir şeyler mıyırda mıyır, gıyırda gıyır. Şöyle oldu da böyle oldu da dalaklar, böbrekler. Dünyayı nasıl kurtarsın? Şunlar bunlar. Onu bilmem ben. Anladım. Dünyayı kurtarmayla ilgili fikirlerim var. Tamam. Onarmayla ilgili de var ama seyyar üzerinden ilerliyor. Seyyar üzerinden yürüyor. Seyyar abi. Eyvallah ya. Bu senin için esiniyorsa bizim için de makul. Siz sever misiniz seyyarı yoksa böyle çok. Hani oturmayı mı seversiniz? Oturup kalmayı mı? Yok oturmayı da severim. Ben de Egeli olduğum için genelde severim. Egeli misin sen de? Evet Bodrumluyum ben. Bodrum da güzel bir yerdir. Muğla'mızın güzel bir ilçesidir kendisi. Gördüğün üzere Cem de Bodrumlu. Ben gene kastı. O bölgeden yine, yaptım. Yine o bölgeden. Sen Bodrumlu musun? Yok değilim. Bodrum'da ikameti var ama. Vardır tabii canım. Ya, Datçalı olduğun için seni de şey yaptım. Kurban oldum. Ben sadece o imzayı attığım için Datçalı oldum. Ya sana güvenip orada arsa aldım. Ev yaptım üzerine. belki çağır diye çağırmıyor. Şu hayatımda hiç arsa almadım. Nasıl bir duygu acaba? Vallahi fena değil. Taksit alıyorsan güzel. Önceki programda ne anlatmıştık?
çok da kült olmuştu hani benim lise müdürü hikayesi. Evet ya. Yalancılığı ben çok kuvvetli bir tedrisattan geliyorum. Yani yalan söylemekten bir büyük 15 dakikada bir yalan söylemeyeyim titreme geliyor yani bağımlılık. Sana da bir palavra sıkmışım. Ne sıkmışsın? Yani. Güzel güzel palavra. Ama ne güzel denk geldi ki burada tam 15 dakika bir yalanları hep reklam arasına denk geliyor. Öyle yırtıyoruz. En azından oradan yırtıyoruz. Öyle yırtıyoruz. Ümü tiyatrodan sonra tabii sinema bir şey oluyor mu insanda? Ya, dur. Ya, ne, o yalancılığı düzeltmek istiyor. 15 dakika geçti şimdi yeni yalan yırtıyor. Söylemesi lazım. Abi şimdi rol istedim ve resim geliyor o sırada. Sonra yok. Birisi para istediği zaman resim geliyor. İşte sonra şu yok. Anda ben şu kadar gişe yaparsa birisine abi, söz verme, kurma. Hayır. Birisine araba, birisine şu, birisine ben belki de biteceğim yani. Birisine araba dediği ben değilim ha. O kadar da demedim. Durum o kadar kötü yani. Veresim o kadar. Cem'i nasıl kaldırdın baba neyle yani? Hani direkt gitse verdin o çok, zaman. Çok sözler verdim. Bir şey söyleyeyim. Akyaka'da bir tane ev yani değil mi? Ya Dümbü'den rol çalıyorum belki ama Cem'i nasıl ikna ettiğinle ilgili sürekli bir kalıp soru geliyor. Gerçekten var ya. Yani. Evet. Yani genellikle kendisi yazıyor, kendisi oynuyor falan. Yani Cem'e sürekli Nuri Bilge Ceylan muamelesi yapılması sıkıntı. Hmm. Ben memnun olurum. Ben de memnunum. Özellikle yurt dışında. Özellikle. Oradan bir şey alırsak diyor. Ya Cem şöyle bir adam değil ki. Hani bir tür starlar gibi bir tür temsiliyeti oynarım. Ben komedi komedi veya işte ben işte aksiyon aksiyon falan. Öyle bir şey değil. Cem sen de biliyorsun organize işlerde bir tane iki tane sahne oynadı. Yılmaz'ın filminde. Vizontele'de bayağı yan karakterlerden birisi. Ondan önce de başrolü var. Efendim Yavuz Hoca'nın filminde üç karakterden bir tanesi. Dünyanın en güzel ölme sahnesi evet, biliyorsun yani. Kıymetli bir Art House filmde bir sahne oynadı. İşte muhtelif hep oraya buraya Ferzan'la destek atan. Ufak ufak abi. Değil yani mi? Akmasa da damlar. Hayır hayır. Adam sadece para için yapıyormuş bunu. Tabii abi. Yok ya üstte para verdiği projeler de biliyorum. Ne diyorsun ya bu ama skandal. Bu soyunma skandal adam şeyle kariyeri ölmüş. Ben bir sürü bizzat ismi zikretmek doğru değil. İktidarlık gazoz. Hakikaten. Yok estağfurullah. Yani, hayır, desteklediği filmler oluyor. Bu filmin yapımcılarını da analım burada. Bu film gayet profesyonel. Herkesin parasını. Elifler mi yaptı? Zafer Yıldırım, Elif Dağ Deviren. Nuluk ve ekibi, yapım ekibi hayatımda bu kadar kendimi mutlu hissetmedim yani. Ya, o kadar iyi para aldın yani. 6 hafta ne parası ya? Para senin köpeğin olsun. Para ben zaten bende çok. Yeniçen yok. Başladık. 15 dakika gördünüz değil mi? 15 dakika. Yalan geldi. Para bende çok zaten. Yenim içenim zayıf. Çevre geniş yenim içenim zayıf. Paradan ben de öyle ziyade, bir ilgi görüyorum. Abi 6 hafta diye gittik. Genellikle ne 6 haftası ya? Ne 6 haftası? 4,5 neyinize yetmiyor? Dur yapımcı yaklaşık. Yapımcı kafası olur tabii. Biz çıktık 9 haftaya. Ama geliyor, biraz ağır olmuş sizinkisi. Abi geliyor gidiyor öyle bakıyor bir şeyler. Beni kibarlıklarıyla bitirdiler. Ben normalde falan bir şey beklerken ben de ona göre tedarikliyim. Hazırladım diyorsun. Bütün falan. Mola arkası. Yok abi ezici bir şekilde kibar kibar. Filmimiz çok güzel oluyor. Hiç önemli değil. 9 olur 19 olur. Önemli olan güzel film çekmek falan. Ha, hiç bitsin yani öyle. 19 olmaz be. Ha, 19. Cem Bey'i 19'a bağlayamaz. Bizim yakında bir yerde, ne, orası neresiydi abi Yılmaz'ın? Köyceğiz'de. Yılmaz Erdoğan çok kıymetli bir projesi var. Teferruatlı da bir iş belli ki seti çok büyük. Böyle bir mavi ekranlar kurmuşlar büyük büyük perdeler. Galiba post prodüksiyon sırasında oraya bir şeyler ekleyecekler falan. Telefonla konuşuyorum. Ben de bir gün boşluğum vardı. Yılmaz'ın setini ziyaret edeyim dedim. Telefonla işte bir yandan bakıyoruz haritada kaybolduk. Hiçbir yer yok artık yani. Görülecek bir yer yok. Bir tesis yok kapısında. Dedi ki biz dedi bir blue box'ımız var onu görüyor musun dedi. Ulan bir baktım hakikaten. Masmavi bir şey gözüküyor. Masmavi bir şey. Orayı takip ettim Yılmaz'ın seti çıktı. Yoksa kim orada blue box kuracak başka değil mi? Sinema yaptı. Para bilince de enteresan bir şey oluyor. İşte onların ki biraz pahalıydı ve onlar bayağı çalıştılar. Siz green box kullandınız değil mi? Muğla'nın şey yeşili. Biz de kullandık aslında bayağı science fiction şeyler bakma.
Ben yoksa yani o çocukla niye yan yana geleyim? Şimdi gitti diye söylüyorum. Şimdi gitti diye söylüyorum. Buradan ekranları böyle... Yani uyumuştu boncuk, şu anda. Allah aşkına Homem filmi gibi abi abi. Bilgiç bilgiç. Ya bırakalım bunları. Şimdi burada gerçek seyircimizle konuşalım. Çocuk gitti diye rahat rahat konuşayım. Abi bir kere ben çocuk oyuncu hoşlanmam. Yanıma yaklaştırmam. Bütün sahneler yeşilde çekildi. Çocuk... Benimkiler Bodrum'da çekildi, çocuğunkiler Ula'da çekildi. Sonra yerleştirdiler. Ne uğraşacağım onunla ya? Aman çırağım sarılma falan. Ben yeşil bir kutuya sarılıyorum. Sonra çocuğu koydular. Ben bazen öyle birçok aktörle karşı karşıya gelmediğim olmuştur. Yüksel sağ olsun hatırlattı. Ya organize işlerde siz bir sahnede oynadınız diyor. Ya ben ne işim olur, ben evde oynadım. Yolludum diye. Yılmazları sana koymuşlar. Ben de paramı alır evime giderim. Bu kadar ne? Onun çünkü için yani, biraz uzun sürdü. Tabii yani hacmi biraz... Birçok arkadaşla falan 9 hafta bir araya gelmemeye çalıştım. Biraz teknik anlamda. Ama bir hatıra var tabii. Mesela bir mesafe koymak gerekiyor. Koymayınca çünkü... Yönetmenli mi oyuncularla mı? Herkesle abi. Ha. Çünkü bir gün iş bitti. Arap Şükrü abi dedi ki çekimden sonra ne yapıyorsun Cem'cim dedi. Şimdi olmaz böyle bu kadar tehlikeli. Ne yapıyorlar? Oluyor değil mi öyle şeyler ya? Ya çok tatlı bir anı var. Hokkabazı çekerken Çanakkale civarında ben işte saçlarım birazcık daha uzun, 9 numara gözlüklerim var. İskender, Hokkabaz İskender kostümüyle duruyorum. Amca geldi dedi ki peynir tatlısı getirdim. Cem Bey yer mi acaba dedi. Abicim dedim elinize sağlık çok teşekkür ederim. Biz dedim çalışmaya devam ediyoruz. Yemem çok teşekkür ederim. Sen gene de bir sor da dedi. Ya beni hiç uzanmadı yani. Ama İskender ya orada gerçekten hani farklı bir şeydi. Tipti abi. Ölüyordum. Takvime de girebiliyorsunuz Cem Bey. Üstadım ben o filmin ilk günü ölüyordum biliyor musun? İçin hayırdır geçmiş olsun. Havuz sahnesi miydi o? Evet evet o kutunun içinde kilitli kaldım ben. Şaka ya. Suyun içinde yani meşhur Houdini'nin öldüğü şey evet, yok. Houdini yani, ölmüş. Ulan Houdini ölmüş. Zaten bizim hayatımız. Sen neyi çalışıyorsun? Houdini ölmüş. Ne zorluyorsun? Bizim o filmi çektiğimiz sene ben o sırada o kadar internette o kadar takip etmiyordum ama iki tane önemli film yani teması sihirbazlık olan iki önemli film girdi. Prestige ve Illusionist. Aynı sene 2006'da onlar da girdi. Çok enteresan benim de o temayla uğraşmam. İkisinde de o meşhur Houdini Escape. Hani Houdini'nin kaçışı onu şey yapıyorlar. Biz de yaptık. Camı da denedik. Ulan baltayla bir kere vurunca kırılıyor falan. Kilidi de kırdık. Tuna sağ olsun birazcık hızlı basmış galiba. Kitlendi abi. Kitlendi. Ben ya iki dakika falan tutabilirim nefesimi. Daha fazla tutamam. Dışarıyı da duymuyorum. Zor açtılar yani. İlk günden itibaren abim oynamaya devam edecek Tokalarsa ya. Ölüyordum az kalsın. Müge Anlar aşkına. Katil Tuna Orhan. Vay çok canım doğru benim ya. Ya canım bu kulaklar çınlasın. O da müthiş bir arkadaşımız da Ümmü. Ay sonunda. Oh. Biraz sen de şöhret olun. Evet. biraz daha pohpohluyorum. Şimdi tam döndün mü? Yurda dönüş oldu mu? Biraz öyle oldu. Ha İngiltere'de evet. Bıraktım bu Kraliyet Akademisi'nde şey yani yapmayı artık. Yani bıraktım değil. Diyorum. Orada devam ediyor zaten benim tiyatrom hala. Elizabeth seni çok seviyorum. Çünkü biliyorum yaşasın kraliçe. Evet. Oynadın mı kraliçe hiç? Yok. Oldu mu? Oynadım mı demeliydim? Ya, oynadım. Ya orada kraliyet öyle çok tiyatroya falan meraklı değil. Ya değil mi? Royal Ballet. Şey yapıyor, PES oynuyorlarmış onlar. Tabii canım. Çok enteresan. Yani orada devam ediyor hala tiyatronun şeyleri. Sadece burada birazcık bir ayağı, burada bir ayağı orada devam eden bir şeyler düşünüyorum şimdi. Peki ha yani Türkiye'de tiyatroya gireceksin evet, anladığım evet. kadarıyla. Ama yani film yeni bitti, daha İstanbul'a yeni yerleştim. Her daha şey yeni, seni yeni yeni tanıyacağız. Evet evet. Yani işte Putkül'e alışacağız bilmem Putkül'e ne falan filan. Putkül'e bir süre alışmanız gerekiyor. Olay yani genelde ya. İngiltere'de bizim şey Kıbrıs onu bir heriflere söyleyelim de PR'da mı ya Putkül yani. Putkül evet. Ola başka bir şey hocam onu yönetmenler değiştirir ya ilk şeyde değiştirir ya. Ya bizim memlekette Put'un pek tutacağını zannediyor. Putkül olsun öyle bir şey yapalım yani evet. Öyle bir şey de olur. Gül var sonunda. Hayır Pitbull'u çağırıştırıyor. Öyle diyor. Sevgili hocam bulabilir yani Yüksel hocamdan. Evet, onu bir ara rica edebiliriz. Yani profesyonel soyadınızı değiştirirsiniz. Tamam. Ya da evlenirsiniz. Böyle bir şey olabilir. Evli değilsinizdir dilerim. Niye? Ya hayır şey. Hayır evlisiniz büyük bir zaaf yaptım ben. Niye? An itibariyle. Yok çok büyük niyetliyim. Oh tamam. Hazırlık. Her şeyi vallahi yaptım. Bayağı bildiğim böyle şey fışkırdı. Şeydi çünkü hani böyle soyadınızı değiştirirsiniz. Evli. İkinci evli ya putkül olmamış falan diye. Hamır gibi de bir oğlan bulmuş. Bu nereydi lan oğlan orada? Hamır gibi yani. Tövbeler olsun yarabbim. Hani... Ben de hamırı var zaten.
Herkes sevdiğine göre hocam. Hamur gibi bir olan bulursa hemen git ya. Aynen öyle. Peki vallahi nasıl bulsam benim kendim bile evlenirsin. Öyle bir güzel çocuk ya. Neyse sen devam et. Seni daha evlendiremedik, bakacağız onda. Ona bak. Çünkü sen daha tepe dolaşmaktan, set kurmaktan galiba evlendi. Vakit bulamıyoruz. Bakacağız. Ki genelde ben böyle özel sorular sormam biliyorsun. Mesut'cum ben de bekarım, onu şey yaparsın. Onu şey yaparsın. Bilik abi. Kemal ne yapıyor Kemal? Kurum olurum onu ben ya. Oğlumla çok mutluyuz maşallah. Geçen de eski sevgiliniz bana konuktu. İzleyebildiniz mi? Estağfurullah. Çok bayağı sağlam konuştuk şeyle. Suna Alman edebiyatı üzerine. Elbette ben izledim. Kendisi bana haber verdi sizin programımıza konuk olacağını. Çok geç saatlere kadar oturan bir insan değilim ama izledim. Sunay abinin konuk olduğu program. Evet. Müthişti. Sunay abinin konuk olduğu mu? Bak. Bugün Sunay abinin konuk olmaması bizim için bir şey. Sunay abi müthişti. Enfesli adam. Çok... Merhaba, yani bizde ondaki kil kelime ama merhaba. Ama çok iyiydi. Yok, Sevinç de çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Gerçekten öyle. Uzaktan da olsa ama çok güzel programdı. Onlar da sizin gibi çok güzel izlediler programı. Altan abiden çok bahis açıldı. Yok çok okey. Bayağı bildiğini izlemişsin tamam abi. Üstadım Altan Erbulak hakikaten bizim hayatımızda çok önemli bir figür. Siz ona çizerlerin değil mi aslında? Tabii elbe. Yalnızca çizer değil, her şey. Mesela eskiden size siz çizerler diyorlardı değil mi? Siz çizerler. Valla ben o merhaleye kadar o işte bir varlık gösteremedim. Ben amatör bir çizerken bırakmak zorunda kaldım. Ben tam amatör değildin abi, hastasıydık ya. Estağfurullah. Yok yok, ben doğrusunu söyleyeyim. Yani senin doğrusu... yüzünden ya Tilbe isimli 4 kadınla evlendim ben, biliyor musun? Ha canım. Hepsi de korkunç. Ben de Tilbe Saran'a olan hayranlığımdan onun adını Tilbe koymadım. Allah aşkına. Tabii. Yıllar sonra gelen bir açıklamayla. Yok, gerçekten öyle. Tilbe Saran'ı çok severdim ben. Şimdi de çok severim. çok sevdiğim bir isimde, onun vesilesiyle sevdiğim bir isimde, kahramanım onun için Tilbe ismini vermişti. Eyvallah abi. Zaman zaman karikatür çalışması yapar mısınız abi? Tabii. Teknolojik olarak şimdi evde uğraşıyorum dijitalde. Dijitalde. Evet. Değil mi? Hal artık öyle bir hal yani. Ama o da başka bir enstrüman. Geldiğinizde tırnaklarınızda mürekkepleriniz var Cem Bey. Efendim. Ben onu. Ama ben işte o işe çok sevdalıydım çocukken. Tam becerme, yani işin zanaatını becerme aşamasında sahne hasıl oldu. O nedenle karikatürde kabiliyetli bir çocuğum ama o kadar ileri safhada şey değilim yani. Olgunlaştıramadan çizgimi bıraktım. Aslında paralel yürürmüş ya. Yürüdü giderdi be. Öyle çabaladım bir, biraz ama olmadı. Var dünyada. Elbette. Bir daha bir tabii yani hani orada şey hani biraz ekmek kavgası bilmem ne falan filan kolay da değil. Bu adamın yiyebileceği ekmeği üretmek. Yok efendim. Yok yok. Karikatürist olmak gerçekten manevi tatmini çok yüksek bir şeydi. Orası kesin. Ben hayatta en mutlu olduğum zamanlarda öyle hatırlıyorum. Ama ve lakin biraz şey, ne denir ona? Yani eğer sahneye angaje olduğunuz zaman çok enerjinizi alan bir şey sahne. Evet. Karikatür de biraz odaklanma isteyen bir konu. Eyvallah. Haftalık en azından çok ciddi odaklanmak isteyen bir şey. Ben parasında değilim canım. Yani. Yok hiç oğlum, çok farkındayım. Ben yeni bir sahne şeyi olacak mı performans için? İnşallah. Eğer moral bulursam. Benim işim her zaman moralle ilgili oldu. Aradığın morale şu anda ulaşamıyor musun? Aradığım morale? Yok hayır. Yani yeni bir hikayeler anlatmakla ilgili kişisel bir moral. Anladım. Yani moral derken ahlaki anlamında değil. Yani kendimle ilgili ben uğraştığım işlerle ilgili çok tatminim şey yerinde. Güzel bir şey çıkaracağımı düşündüğüm zaman sahnede çok zevk aldığım bir iş yaparım ama aceleye getirmek istemem. Şöyle yapsan artık sahneyi yavaş yavaş cana bıraksan. Kime? Abime mi? Abi efsane çıktı ya. Adam ya, lambacını gibi bir adam çıktı ya. Abim başından beri komik adamdır zaten de insanlara benim sahnede esprisini yaptığım şeyi ciddi zannettiler. O nedenle bir gariplik oldu. Ben sahneye yalnızca abimin değil birçok insanın çıkabileceğini düşündüm hep. Ama bu iş kolay bir şey değil. Çok ondan netice alamıyoruz. Halbuki... hikayecilik hepimizin başından beri söylüyorum çok DNA'mızda olan bir şey. Neden sahnede dikiş tutturulamıyor? Kalabalıklar için söylüyorum. Onu pek anlamadım. Ben çok başarılı bir dönem geçirdim yani sahne hayatımda. Ve yani orada bir olayın doğal oluşumu buna sebebiyet verdi. Ben de doğal oluşumu bozmamak için şu gün şu saatte bir gösteri hazırlıyorum duygusunda hiçbir zaman olmadı. Anladım. Yani ne zaman çıkarsa evet. Yeni bir repertuar ne zaman oluşursa. Eyvallah. Mesela önümüzdeki sonbahar olabilir Ekim Kasım. Yaparım. Peki, çok güzel oluyor bir kere. Pek de uzak bir gelecek değil, o zaman bekleyelim. Abi ben yani eğer birisi yapıyorsa gider izlerim şu anda. Eyvallah. Çok sevdiğim bir iş. Birisi ya bazıları yapıyor bilmiyorum yani gidiyor musun izliyor musun hiç? Duyuyorum evet.
Çok teşekkür ediyorum. Bazen de görüyorum yani. Aa, görüyorsun. Evet, bazen de görüyorum. Belki de o sebeple gitmiyorumdur. Yani kolay iş değil, zor iş. Ya değil, gerçekten. Gerçekten yani bir Cem Yılmaz kolay çıkmıyor ya. Estağfurullah. Vallahi 100 yılda bir geliyor. Gördün. En azından 22 senede bir geldiği kesin. Aşk olsun. Şu Yılmaz'a ilk soru sorayım diye yani kalmasın atlı çocuğun ya. Hingetstu Yılmaz. Ha. Gülüştük baba. Gülüştük bir tek Almanca. Patron şimdi sen de döndün mü Türkiye'ye? Bundan sonra artık şey mi Türkiye'ye? Ne oldu ben yine bir Berlin diline döndüm. Hemen şöyle. Döndün değil mi Yılmaz? Yani Türkiye'de artık bundan sonra kariyer devam edecek. Çünkü yani Yüksel Bey'e güvenip de Türkiye'ye geldiysen gelme. Yok. Hadi ya ben öyle geldim. Sen İngiltere'ye hemen ya. Hitrova şu anda 8.30 sabah 8.30 uçağıyla bın. Aynen hiç yani. Görüşürüz. Arabeler Çiliği'ye gidebilirsin. Yok bende dönüş geri dönüş diye bir şey yok. Son 2 yıldır git gel çok yapıyorum. Almanya. Kesin dönüş yaptın mı abi? Hep öyle sorulur. Evet kesin yani böyle mi? Ben orada doğduğum için yani bilmiyorum kesin dönüş bu devirde. Hatta, dönemem diyorsun. Yok dönerim de. Ha. Her türlü dönebilirim, gidebilirim, gelebilirim yani benim için rahatım. Dünya, yani. Aynen. Uçağa biniyorsun. Yani ben şu an annem burada yaşıyor Türkiye'de. Aha. O da 1,5 yıldır. Babam, ablam Almanya'dalar. Ve o yüzden ben uçağa bindiğimde direkt Sabiha'ya geliyorum ve direkt annemin yanında oluyorum. Böyle şey gibi oluyor. Eski, mesafeler kısaldı diyor. Evet. Eski oyunculuk kasabalarda, da böyle değil mi? Mesafeler de kısalıyor. Evet. Yani. Eski kasabalarda nasıl ben amcaya gidiyorum hemen komşuya doğru giderdim veya amca hemen yanında otururdu halalar diğer taraflarda. Onun gibi bir şey oldu yani. Çikolata getiriyor musun? İstek varsa getiriyorum çok, abi, tabii ki. Çok önemli ya. Yani Almanya'dan gelen çikolata kadar değerli hiçbir şey yoktur. Yemin evet. O evet. 70'lerde baba. Abi markası. Benim teyzem hala Berlin'de yaşıyor. Ha? Benim teyzem 66-67'den beri Berlin'de yaşıyor. Hala değer vermez misin? En tatlı tabii çikolata o değildir abi. Bir şeyi çok acıklı hatırlıyorum. Yani biz o konuda çok vicdansızdık Almanya'da yaşayan akrabalarımıza bakış olarak. Yani bir mücadele var orada. Hayat mücadelesi. Ve belki de yani hakikaten çok zor şartlarda çalıştığı fabrikadan izin ayarlayıp yani Ağustos'un bilmem kaçında gelecek ve 10 gün burada tatil yapacak. Belki bir haftalarını eşe, dosta, akrabaya hediye almakla geçiriyorlar. Evet, ve bavul geliyor gece 4'te biz kalkıyor. Ben onun için unutmuyorum. Gece 3-4'te bazen böyle bir varma oluyor. Bavullar var. Öpüyorsun, kokluyorsun teyzeni, kuzenini ama bavullar orada. Ya ne zaman açılacak bavullar? Daha da anlatsınız. İyi kranka çıktım. Ondan sonra şöyle oldu. İş böyle eti yapmak mahın falan filan. Daha da anlatsınız. İyi ne yapacaksınız? Bavullar açılsın abi ya. Ne olur ya. Sınırlar açılsın. Abi açılsın. Görelim şu ayı şekeri bir görelim. Bana Adidas söz vermişlerdi. O bir çıksın falan filan. Yani... Teyzenle, kuzenlerin bir müddet sonra yavrum nasıl sorumluluk yani onların valla emeği ödenmez. Ödenir mi abi? Abi ne bine diyorum sana ya. Herkesi nasıl memnun edeceksin ya? İki tane kareli gömlek, bir tane dayıya kareli gömlek, bir tane Can Hoca'ya kareli gömlek. Benimki niye böyle kareli? Ya oğlum. Ya arkadaş yani bütün ihtiyaçlarımızı Almanya'da işçi olarak çalışan teyzemiz ve üzerinden kuzenler mi getirecek ya? Bu ne rezillik. Aynen öyle. Ah canım. Getiriyor ya ama getiriyordun. Ah canım. De. Evet biz de tam işte onlardandık işte. Bavullu insanlar. Kimse memnun olmaz ya. Değil mi ya? Kimseyi memnun edemezsin ya. Evet. Abi bir şey ihtiyacın var mı diye kimse sormaz. Öbür kız kardeşine bir çikolata daha fazla vermiş. Duydun mu bak kadın tabii canım. Ama onlar da giderken bir şey söyleyeyim. Tarhanadır, nohuttur, mercimektir götürüyorlar. Ya yok biz İstanbul ya şehirde olduğumuz için biz onlara bir şey veremiyorduk. Ha. Ya. O hani evet köyde hani bir şey oluyor da. Ya biz bizimki tamamen karşısız ya. Aşk. Radikal bir şey ya şımarık bir hareket yani. Burada olmayan hani İtalya'nın olmadığı yıllar için söylüyorum. Burada olmayan her şeyi onlardan beklemek gibi bir yani. Teyzen ne kadar zamandır gelmiyor? Yok teyzem çok sık geliyor. Teyzem başımızın tacı her zaman. Ellerini öpürüz eyvallah ya. Yani kaç sene oldu abi ya? Bayağı. 48 sene bayağı falan ya. 48 sene. Orada yaşıyor mu? Hala döndü mü? Hala yaşıyor. Tamam. Siz kesin dönüş valide yapmış belli ki. Siz de gidip geliyorsun. Peki Almanya'da ne yapıyorsun? Oynuyor musun bir yerlerde? Evet evet. Yani şu an oynamıyorum. İftarlık gazozda işte bayağı bir kaldık. Yatro bir sinema biliyorsun. Efendim? Yani, o bitti. O çekildi bitti yani. O evet evet bitti. Değil. Hala şu an işte Almanya'dan teklif geliyor. Gelin diye ha. Menajerlerden.
O yüzden biraz Berlin'e geri dönmeyi düşünüyorum. Diğer taraftan Türkiye'deki menajerim de benim burada kalmamı istiyor. Şu anda ben de projelere göre bakıyorum. Ne hangisi güzelse, hangisi benim için... Köpeği kalsın mı? Ne dersiniz? Yani ben buradaki arkadaşlarımla ilgili, ben oyunculuklarla ilgili... Yüksel zaten belli bir hassasiyetle demek ki... arkadaşlarım. Ben onlarla çalıştığım için çok mutluyum. Hakikaten çok kıymetli. Yalnızca görüntüde değil... duygu olarak da, kalp olarak da çok kıymetli insanlar. Herkesin dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Hem filmdeki kompozisyonları hem de insanlıkları. Cem abinizin filmleri, ya muhtemelen sen Cem'in filmleriyle büyümüşsündür yani. Yok artık, neler canım. Ben açıkçası... Sen Cilalı İbo'mu sandın ya? Aramızda birleşme. Karakaya, ya ben biraz erken Allah başladım. Allah. Ben diyorum ki benim çocukluk hayalimdi. Anlatamıyorum galiba. Ama yani sen çocukluk hayalimcisin zaten. Yılmaz, adamı Cilalı İbo yaptın. Almanya'da izlememiş benim hiçbir şeyim. Evet, ben mi? Yok. İşte, ne izliyordun abi siz? Son dönemde işte beraber oynadığımızı öğrendiğimde izledim. Yani oğlum, biz evet. Almanya'yla şey bayağı diyorsun, konuşmuşuz ya. Cem Yılmaz gelecek, Cem Yılmaz gelecek diye konuşuyorduk Ula'da. Herkes gelecekse konuşuyordu. Gelecekse gelsin. Bana ne? Ben son Cem iş Yılmaz... varım demiş. Evet, yani hadi aus. Güzel. Yani gelecekse gelsin. Var mı Almanya'da Cem'e benzer hani ya izlediğin birileri? Abi benzeri. Thomas Gottschalk. Ya onun en büyük problemi Almanya. Alman disiplini. Motosiklet çalışacak. Traktör çalışacak. Canım. Alman delirecek. Beşte buluşalım mı? Erkan abi buluşalım. Beş falan. Nerede? Şurada falan. İyi geliriz be. Geliriz be. 6-7'lerde. Diyor abi ne? 6-7'si. 2-3 gün yok adam. Ben anlamamak Türkiye bu burada. Ya adam seyrek akıllı. Gelmeli gitmek kafa. Çok disiplin, 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 disiplin. Öldü. Muğla Jamaika'ya çok benziyor. Orada da uçaklar böyle bir saat falan geç kalkar ya, ona benziyor. Bir saat. No problem lafı Jamaika'da icat edilmiş bir laf. Öyle mi? Tabii. No problem onların sloganıdır. No problem hallederiz abi. 400 kişiyle sahneye giriyorsun. Bir saat içinde 40 kişi yakalıyor ya kalmıyor. Nasıl yani? Gidiyorlar. Abi kaçıncı tekrar la bu? Kaçıncı tekrar bu? Ha sıkılıyor gidiyor. İki oldu, iki oldu ben. Çekil. İleri git, geri git. İleri git, gidiyor. Delirdim yoksa siz beni. En son bizim Eyüp abi, Türkan Hanım'ın setine gidiyor. Öyle bir ıçak var ki diyor. Içak? Öyle bir ıçak ki kadından mıcırın üstünde şırkılıp durur. Hani bize delirmiş. İlle beni de götür. Ya benim dükkan var dedim. Beni götürmen dedim. Böyle oldu, böyle oldu. Gidiyorsun, geliyorsun. Hadi bir daha. Gidiyorsun, geliyorsun. Kendisi Türkan Şoray'ın. Ayak 37 numara yok. 42 numara terlik giymiş. Ta bu kadar sıcak. Hani temas etmiyor terlik falan. En son gelme, git ve gel ve git ve gel ve git ve. Siz kaç para veriyorsunuz bize yövmeye? Demiş. 30 demişler. Ben 50 vereyim, beni bırakın. ama devamlılığınız oluştu. Sahnenin işte master'ını çektik. Yakınlarda da sizi kamera arar. 150 vereyim beni bırakın. ama işte devamlılık montajı 750 vereyim beni bırakın. Bundan sonra yolda bir karşılaştı. Bana da sözü vardı oyuncağım. Şert olsun diyor. Bırak filmle oynamayı. Film seyredersem değilsin. Böyle de sinemayı sevdim. Kusur ama ya. Ya bir sinema sevgisi ya. Ya Yüksel, senin hangi filmdeydi o? Ya bir kahvede galiba. Bir kahve sahnesi. Gene yörenin oyuncuları var. Ertesi gün o sahne çekiliyor. Başka açıları çekilecek bir sonraki gün. Birisi kardeşini göndermiş yerine. Benziyor diye. Hayır, benzemiyor da. Benzemiyor abi. Baktım, ben ulan benim çocuk sarışındı. Baktım çocuk esmer. Bu çocuk o çocuk değil, devamlılık. Yani peş peşe bir hafta sonra başka bir sahneyi çekiyoruz ama sahneyi peş peşe bağlayacağız. Oğlum sen nereden geldin dedim ben. Ben işte abimin yerine geldim. Nasıl abin? Abin nerede? İşte darı sulayacaklar babamla. Çok. Oğlum biz burada ameliyat çalıştırıyorsun ya. Ya Al Pacino yok, Pal Pacino verir. Öyle olur mu lan? Çok güzel. Ya o zaman oradan yani 3 senede bir çıkarman gerçekten önemli ya. Aslında çok sık sinema çekiyorsun diyebilir sana yani. Ya bir tema olarak oradaki sinemacılıkla ilgili ya bir belgesel Okan. ya da Okan'a buradan gönderme. Oradaki sinemacılıkla ilgili bir sinema filmi de güzel olurmuş.
Dondurmam Kaymak'ta yemin ederim şöyleydi. Abi filmi izledin mi? Hani kendisi oynamış. Seyretmek istiyorum ama sabahtan akşama da elimde kumanda. Elimden kumandayı çocuğa ala koyuyor. Abi sinema. Sinema değil mi? Abi sinema niye izleme. Niye televizyonda denkesin diye bekliyor. Sinema izleme denilen şey öyle bir unutulmuş ki. Ya son dönem Allah'tan bir toparlanma var bilmem ne. Elimde kumanda. Akşama kadar ben filmi bekliyorum. Peki ama hani bizim çocukluğumuzda hani Muğla'nın o köylerinde ya da bütün köylerde hemen hemen şey vardı yani. Açık sinema açık vardı. Abi senin söylediğin şey 40 yıl işte. Ha. 40 yılda unutuluyor. Öyle 40 hani, yılda çakınca öyle. Tabii. Abi, be. Yani 30 yıl 40 yıl tabii. Yani en son yazlık sinema yuvarlak hesap 1980'lerde kabaca. Budur yani. 78'i daha doğrusu Türkiye'de 1976'dan sonra siyasal tansiyon kızıştı. Sokak ve ritüelleri. Doğru bizim çekim. Feriköy'de 75'lerde falan. Evet 75-76'da yani zaten birazcık seks filmleri furyası da başlayınca. Televizyon çıktı, aile geri çekildi. Kumandayı aldı eline, adam elini sinema zannetmeye başladı. 2015 ne abi abi? Çok olmuş. Ben yıl. Temiz hesap abi, bakkal abi. Hesabı 40 yıl. 40 yıl ya. 15 dakikada bir gerçeği de söylüyor yani. Saat mecbur. Mecbur. Şimdi evet. Mesut sana Mesut demek mecburiyetindeyim. Değil mi? İşte Şevket desem olmaz, iletişim kuramayız. Okan biraz da senden bahsedeyim. Senin oyunculukla tanışman tabii bununla olmadı. Tamam bunu... Sivas'ta ama oynuyordu ama gerçek ya. Oyunculuk falan. Gerçek oyunculukla tanışmam. Yok yani gerçekten ödüllü filmleri var. Şaka filmler de değil yani. Yani Altın Portakal belgeselle aldım. Başka ödüllü film? Sivas'ta. Yani oynadığım film. Ha, Sivas'ta var mıydın sen? Evet Sivas'ta köy öğretmenini oynadım. Babacığım daha ne yapacaksın ya? Sen zaten bitirmişsin. Ha sen bir hani yüksele bir katkı olsun diye filmde varsın. Ya bir ödül alır film. Yani, bir yerden alır bir şey olur. Şeyi söylemem gerekiyor. Eve yakın ya eve yakın olduğu için. Tam onu diyecektim. Bizim sebeplerimiz doğmuş çok garip ya bu filmde. Bodrum'daydım bir uğradım. Ben Almanya'dan gelmiştim bavulaşıyordum falan gibi herkes değişik vesilelerle oynadı. Mustafa abi daha da. Alabora Mustafa abi. Bir uğradım. Mustafa abi oynadı. Ziyarete gelmişti. Tekrar baktık olmuyor o sahneye oynayan arkadaşımızla. Mustafa abi geç dedim ben. Nereye gideceğim? Abi dedim ben olmuyor bu sahne geç. E öyle mi madem oynadı cebine bir 50'lik soktum gönderdim. Bu ne ya? Ya o da güzel 50'lik ya abi ne güzel ya. Ya girdi oynadı çıktı. Yani şöyle bir güzel bir şey var işte abilerimin yanında hani demin Cem abinin de anlattığı bir durum var. Sen ama Cem'in sinemasıyla büyümüşsündür. Yok artık canım. Yani öyle konuşmamıştık pardon. Şaka yani, maka Gora abicim 2003 mü? Patron. Her şey çok güzel olacak 97-8 be abi. Vur bakalım hesabı. Çocuklar artık şey... Ben yani lisedeyim. O gün doğan, şu anda liseyi bitiriyor. Liseyi bitiriyor değil yani. O gün doğan şu anda evlilik yapıyor izdivaç programlarında gözünü seveyim. Tevellüt durumlarına girdim. Ha ya girmeyelim neyse. Ben 2000'lerin başında İstanbul'a geldim. O zaman hani gerçekten çok zevkliydi bana göre. Çünkü işte Fethiye'den üniversite kazandım. Geldiğin yerde Cem Yılmaz izleniyordu ama değil mi yani? Tabii. Almanya gibi değil onun yani. Şöyle bir anısı var. Hani kırmızı kaplı olan karikatür... kitabının imzalısı var bende Cem abinin. Bir de şeyi geçen şeyi hatırladım. Panasonic reklamlarını dinleyebilmek için o Brunei Kralı'nı falan. O kaseti böyle bayağı hani böyle hani doğum gününden doğum gününe kimde varmış onda mı varmış falan diye kovalıyorduk. Öyle bir durum var ama onun dışında İstanbul'a geldiğimde taşralı olarak hani çalışmam gerekiyordu benim. Ve o zaman çok zevkliydi. Hani İstanbul Film Festivali'nin işte gündüz seanslarının ne kadar olacağını böyle at yarışı sonucu bekler gibi kovalıyorduk. Aynen öyle doğru. Filmi izleyeceğiz diye. Doğru. Bütün sinemalar aktifti. Ve işte hani abilerimin arasında onları izleyerek büyüdüm ve bir taraftan da kameraya ulaşmak da biraz kolaylaşmıştı. Ve hani o disiplinin içerisinde de ben işte oyuncuyum, ben sinemacıyım, ben yönetmenim gibi durumları da... O tip ayrımlar yapacak durumda. Öyle bir lüksüm yoktu hayatta. Ve hepsinin içinde kendimi geliştirmeye çalıştım. Şimdi yaptığın zaman nerede hissediyorsun kendini? Şu anda... Yani sinemacı olmaya çalışıyorum. Aslında doğru olan o. Hani aşkla yapmaya çalışıyorum ve aşk sinemacı yapma. Olmaya filmci çalışıyorum. Filmci güzeller değil mi? Filmci. Filmci mi? Sinemacı mı? Ne diyelim biz ona? Filmci mi diyelim ya? Ben filmciyim. Birinin bu... Ha yani o terminolojiyi değiştirmesi lazım. Yok canım biz bazen o terminolojiyle bizim gençliğimizin, çocukluğumuzun lafları var. Mesela Yüksel de şeyde... Mesela foto direktörü tabirini kullan. Ben de şey pek yakında da hani eski rejisör. Rejisör evet. İşte sesleri alan falan... Bilmem ne stüdyolarında renklendirilmiştir. O jargonu kullanıyoruz.
Güzel bir jargonmuş ama. Evet. Ya mutluysanız benim için de sıkıntı yok. Ya bu akşam Zafer abi izlemiyor bizi. Her akşam izliyor Zafer Algöz. Bu akşam izlemiyorsa vallahi görüyorum. Zafer Algöz bu filmde oynamadığı için izlemiyor olabilir. Zafer abi izliyorsan hemen gecenin mesajını at. Çünkü o kadar tatlı mesajlar oluyor ki. Bir dakika, hakikaten interaktif bir şey olmadı. Ne oldu, kapandı? Yo, bayağı var ya, hayır. Var ne da ben hani şey, kendi haklarımı kullanayım diye. Baksana, canım az gene yaşlandı. Şu kadar şey editör sana soru hazırladı. Ya bunlara ne gerek var dedim. Ya gel, hani sonuç itibariyle 3 sene öncesine, 22 sene öncesine gidelim. Ve şey diyelim, oradaki sorulardan bir tanesini hadi ya soracağım sana. Cem, ya sen şimdi karikatürsün de, bu Leman Kültür diye bir yer açıldı. Orada böyle sahneye çıkıyor insanlar. Sen stand-up diye bir şey yapacakmışsın. Stand-up nedir abi? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben hiç afişte falan stand-up ismini kullanmadım. İnsanlar şeyin alışkanlığından o dönem hatırlıyorum. Rüstem Batum. Cem Özer. Cem Özer. Onunla, ve Uğur abinin ilk. Aslında Uğur abi de daha eski. Uğur Yücel değil mi? Uğur Yücel. Yeşil Kabere zamanı. Evet, evet. Onlar afişlerinde bu stand-up, yani işin nevi anlamında onlar afişlerinde bu tabiri kullandılar. Ben kullanmadım pek. Şey olmuştum ben onunla ilgili. Hem bir sorum, o ustalarla ilişkilendirmekten birazcık ürktüğümden. Hem de ya benim bu işte yani nasıl yapıldığını bildiğim, bir meslek olarak kabul ettiğim bir şey olmadığı için, ya ben çıkıp yalnızca bir şeyler anlatıyorum, çok da şey yapmayalım duygusuyla o ismi pek kullanmamıştım. Zaten buna yakın bir yanıt vermişsin. Vallahi çıkıp ben bazı hikayeler anlatıyorum abi demekle. Aynen öyleydi. Aynen vallahi öyleydi. Aynen öyleydi. Çıkıp böyle bazı hikayeler anlatıyorum, bilmiyorum vallahi ne olacak dedim. Hala da öyle vallahi. Harika. Hiç onun duygusunda gibi değişiklik yok ama sonra bilinçlendikçe, yani mesela hayatımda hiç profesyonel bir, zaten hani İngiliz Amerikan köklü olarak stand-up yapan birini izlemişliğim yoktu. 93'te 94'te Robin Williams'ın yaptığı bir şeyi 2000'lere yakın bir tarihte, 99'da 2000'de falan izledim ilk. Eddie Murphy'ninkileri işte o 84'te falan yaptıklarını gene 2000'lere yakın bir tarihte izledim. O kadar mutlu olmuştum ki. Şey olmuştu. Ulan içgüdüyle yaptığım bir şey. İçgüdüyle yaptığım birçok numarayı orada gördüm. Gördüm. Şey, çok basit bir şey anlatayım. Şimdi yıllar geçince insanlar bunlara daha çabuk ulaşıyor. Diyor ki mesela Eddie Murphy'nin bilmem ne gösterisinde yaptığı şey. Halbuki ben de kendim de şöyle şoklanmıştım. Robin Williams geç gelen seyirciye ne diyorsa, kendi gösterimde geç gelen seyirciye onu demişim ben, diyivermişim. Çok mutlu olmuştum izlediğimde. Yani bu işle ilgili sonra çok kitap okudum falan. İçgüdüsel yaptığım şeyin çok usta adamların yaptığı şeye benzeşmesinden ben çok mutluluk duymuştum. Harikulade bir şey oldu. Hiçbir zaman da işe dönüştürmedim. Hep hobi olarak yaptım. Biliyorum yani. Dünyanın en çok kazandığı hobisi biliyorsunuz. Ama Cem Bey'in yaptığı yalnız. Sadece o yapabiliyor. Bir şey söyleyeyim mi? Benim yani ya bu işte o kadar adil bir şey var ki. Ekonomisi var ki, adil bir ekonomi. Yani boş kağıdı ortaya, A4'ü koyuyorsunuz ortaya. Bazısı ondan işte kendisi inarito olduğu için paramparça aşklar ve köpekleri çıkarıyor. Bazısı bambaşka bir şey çıkarıyor. Bazısı benim gibi yazık yalnızca Gora'yı yazabiliyor. Yani bu iş... O zaman her şey A4'te bitiyor yani. Bence A4'te konu. Ha, temel A4'te ya, bu iş, bu iş çok adil bir konu. Yani sen çok güzel bir şey söylemiştin. Torpille. Popülerle ilgili, adaletle ilgili bir şey söylemiştin. Yani ya, insanlara bir şey sunanlarda neyin itibar göreceğini bilmek hakikaten zor. Bir muamma. Geçenlerde gene hatırıma geldi. Bizim yaptığımız işlerde hani şöhret, itibar, bir de şey var kelime olarak, haysiyet. Şimdi şöhret şey... Neden ona? Senin kontrolünde olan bir şey değil. Geliyor bir şey. İtibar da öyle aslında. Ama bir şey bari senin kontrolünde olabilir. O da haysiyet. Yani sen kendi yaptığın şeyle ilgili kendi duyguların ne? Dışarıdan görülenler işte muhteviyet, bir sürü şey var. Yani insanlar diyor ki o çok çok itibarlı iş yapıyor. Hani demin de örneklerini verirken şöyle yaparak bak itibarını koruyor falan. İtibar halbuki dışarıdan sana söylenen şey. Onların, insanların seni
ya da lütfedilen bir şey. Saygı duydukları bir şey gözlemliyorlar sende ya da ne bileyim hayranlık uyandıracak bir şey gözlemliyorlar. Sana bir itibar atfediyorlar. Şöhret de öyle dışarıdan atfedilen bir şey. Ama benim daha sarıldığım bir şey o da senin ne kendini nasıl hissettiğin. Ben şimdiye kadar yaptığım işlerde hep o hani o haysiyetli kontrolünü yani, elinden yani, bırakma. Evet abi ben ne yapıyorum abi ben olayın farkında mıyım? Onun için genç de çocuk da mesela bizim çocuk oyuncu da bakıyorsun adama kendi dünya yani her şeyi kendi dünyasından bakıp değerlendiriyor. Haysiyetim şörtü fark ettim. Çocuk oyuncu şöyledir, çocuk oyuncu böyledir. Hiç ilgilenmiyor. Adamı hani kendi zevk aldığı, aa bak bu abiler sinemacı ben bunlarla iş yapıyorum falan gibi duyguları var. O iş çok hoşuma gidiyor. Müthiş. Etrafımdaki bütün usta, mesela Şener abiden çok şey konuşmuşuzdur, çok şey öğrenmişizdir. Onun da yani kendi dünyasından baktığı yerdeki müsterih olma durumundan daha kıymetli bir şey yok. Hiçbir şey yok. Gözlemlediğimiz o. Aynen öyle. Yani onun dışında olanlar hep dışımızda olan şeyler. Peki 95'ten son soru. Kendinizi komik buluyor musunuz? Aslında pek... Abi böyle sorular soruluyordu ya talk show'larda. Bana neden mizah diye Hülya bir soru sormuştu. 30 neden sene bana. Mizah? Neden bak mizah? Enteresan bir şey. Kendimi komik buluyor muyum? Komik bir çocuğumdur, iyiyimdir yani. Ama etrafımda çok daha komik insanlar. Bir tane ayrım söyleyebilirim ama isterseniz siz de söyleyin. Ben doğrusu açıkçası ben öyle fazla espri yapan bir adam değilimdir. Maşallah. Yani devamlı espri yapan biri hiçbir zaman olmadım. Hı hı. Çok mermiyi çok kolay harcamam yani. Çünkü yani, değerli bir şeydir. Yani bazen yani devamlı espri yapan adamlardan hiçbir zaman olmadım. Yani 12 yaşında da öyle değildim. Gereksiz ya. Çok haz vermez. Abimle de şöyle şakalaşıyoruz. Yani bazen diyorlar ki işte dost meclisinde. Ulan bu espriyi ben yapsam bilmem ne. Ya abicim adı üstünde zaten sen yapıyorsun espriyi. Ne kadar komik olabilir yani. Bu espriyi ben yapsam. Hiç kasma. Yani şey gibi bu. Yani Picasso'nun resmini görüp bunu ben de boyarım. Ama sen boyamış olursun finalde. Picasso boyamamış olur. Yani bu da onun gibi. Abi bu espriyi ben yapsam olmaz. Tamam işte sen yapıyorsun adı üstünde. Ben de bir mi yani benim yapmamla? Yani bazen gençler öyle diyor ya. Abi Cem Yılmaz yapınca gülüyorsunuz. İşte açıkladın zaten durumu. Cem Yılmaz yapınca. Allah Allah. Evet ya, böyle işin, bir şeye de gittik abi. O işin şey akademik mevzusu şu. Aynı fıkrayı iki ayrı kişiden dinle. Birine ölürsün gülmekten. Doğru. Birisi yıpratır abi. Gerçekten. Yıpratır abi. Ya bir de aklıma şey. Hadi Allah'ım ya Rabbim. Hocam olayın bitsin, hani şu gece tarihsel falan. Macera olarak kimisi da bakın. Finalinden başlar abi. Valla bir dur bir önce anlat. Ya şey gibi bu. Ya şimdi Nasrettin Hoca göle maya çalıyor ya. Şimdi birisi geliyor soruyor ve cevap da geliyor. Ertesi gün bitti komşu daha gidip maya çalmak. Ben de maya çalmıştım falan abi. Olmaz o. Bitti. Baba bitmiş o iş yani. Onu bitirmiş abi ya. Dolayısıyla ben gençliğimde çok mesela tematik olarak çok değişik konularla ilgili çok meseleden bahsettiğim için sanki bazı kapılar kapanmış gibi görüyor insanlar. Hı. Öyle olmaması lazım. Daha özgür olabilirler yani. Ciddiye alabiliyor musun? Ciddiye alıyor musun eleştirileri? Alabiliyor musun? Nasıl çıktı ya? Abi. Bu özgüven karşısında harf çoğunluğuna gidiyor. Hocam valla her şeyi ciddiye almaya gayret ediyorum. Bu benim için hayatta yani önemli konulardan biri. Her şeyi, her insanı, her fikri ciddiye alıyorum. Bu çok önemli bir konu. Bu hayat bittikten sonra zaten ciddiye almayı bırakacağım. Hazır hayattayken bazı şeyleri ciddiye almakta fayda var. Bir de ciddiye almamak bir türkü bir yani. Aynen. Yani orada da bir tevazu. Şöyle bir konu var. Ne düşündüğüm bana kalır da ciddiye almamak çok insani bir şey gibi gelmiyor bana. Tavsiye edilen bir şeydir ya. Boş ver be moruk takma kafana. Abi bu yalnızca bir şey bir öneri elbette ama gerçek hayatta işe yarayan bir şey değil. Hani bir laf vardır ya. Hocam bunu öğretiyorsunuz ama gerçek hayatta nerede lazım olacak? Ben bunu söylerim insanlara. Boş ver ya ciddiye alma. Nasıl ciddiye alma? Yani zaten ciddiye alacağımız evrede yaşıyoruz şu anda. Sonra zaten... En fazla. Sonra zaten kalıbı dinlendirirken neyi ciddiye alacak? Başka ben, nasıl ciddiye alacak? Bütün özdeyiş... Kalıbı. Özdeyişler büyük... Mesela diyelim ki... Atıyorum bir laf.
şöyle 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 Bernard Shaw falan ya da bir şey yazıyor Mark Twain. Ya şimdi git Mark Twain'e sor mutlaka fikri değişmiştir. %100. Yani bu babacığım geçti güzelim. Yani o okuduğumuz yani laflar hayattaykenki görüşleri. Bunu unutmamak lazım. Hani bilmem ne bilmem ne Confucius. Şimdi acaba ne düşünüyor? Gelsin şu çağda yaşasın. Yani ben öyle düşünüyorum. Doğru. Hayattayken her şeyi ciddiye alacağız. Ciddiye almayacağımız evre zaten yakın. Allah uzun ömür versin. Evet, evet. Allah gecinin versin. Nasıl ciddiye al? Yani sana bize biz gittikten sonra yani bir şelter kapandıktan sonra bize dünyevi ne söyleseniz bizim için çok yani, ciddiye alacak şeyler. Abi biliyor musun işte KDV artık 25'inde değil 17'sinde yatıyormuş. Yere lan. Bay bay. Ben yokum yani. Abi Temmuz pulunu yatırdın mı? Ben şimdi Temmuz pulunu nasıl ciddiye alıyorsam değil mi? Temmuz pulunu Temmuz pulunu almam lazım. Temmuz'da yatırman Temmuz'da lazım. Temmuz'da yatırmam lazım motorlu taşıtlar vergisini. E şimdi bunu dahi ciddiye alan, bunun dahi ciddiye alındığı hayatta bir kişinin sözü, bir kişinin fikri, bir kişinin duygusunu nasıl ciddiye almayayım? Yok eyvallah. Yani bir insanın Temmuz pulu kadar kıymeti yok mu? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Maliye Bakanlığı'ndan sponsorluk mu aldı acaba? Değil mi şeyde hani belki... Maliye Bakanlığı'ndan. Abi ciddiye almak güzel bir şey. Belki kontrol. Kız kardeşinize çok selam ederim. Benim hayattaki... Hayırdır ya? Benim hayattaki ilk canlı telefon konuğumda odur. Hakikaten. Kendisidir vallahi billahi. Sonra sen kariyerini bu sülale sayesinde yapmışsın. Ya tabii abi benim kariyerim burada başladı. Ve şu an itibariyle de bitiyor. Burada Rapçok'u bitiriyoruz. Sakin mi getirelim ya? Diye bitiriyormuş adam ya. Yüksel sen alır mısın ciddi? Atilla abi mesela güzel bir şey yazmış sana. Kim? Atilla Dorsay. Alırım ciddiye tabii. Yani... Şimdi yani, bu filme eleştiriler nasıl geldi abi? İlk şey nasıl? Genel olarak olumlu. Yani genel olarak olumlu şey eleştiriler geldi. Biraz beğenen var, az beğenen var ama %80, %90'a yakın. %80-90 iyidir yani değil mi? Yani tabii canım. Bir de yani %100 oldu mu zaten geçmiş olsun. Sıkıntı vardır orada da. Orada kendinden şüphe etmen lazım. Gelen her türlü eleştiriyi de açıkçası bir sonrakiye kulak küpesi olarak da bir kenara atarım. Sadece filmle ilgili filmin söylemediği, doğru okuma, yapamama, biraz da mürekkep yaladığı halde yapamama durumu biraz üzüyor insanı. Sonuçta biz bir çocuk doğuruyoruz, çocuğun kulakları kepçe denildim kim olsa üzülür. ama çocuğun kulakları kepçe diye de ben çocuğumu yine severim yani. Ya kepçe. Sinemacı diliyle bu kadar güzel. Kepçe yani. Üzerinden oho babasının kepçesi diye severim abi. Yani, abi ya şimdi? Çok geçen çocuğum gün. Çocuğum. Nerede Bursa'da mı geçti o konu? Kuzguna yavrusu Şahin görünür. Ben de yani ilk defa orada duydum o tabiri. Yani kuzgun görünümlü Şahin. Aman kepçem güzelmiş ya. Seninkisi kepçenin biraz daha ötesi oldu. Ne olacak ya evladın işte yazdık çizdik iyi eyvallah. Kötü. Yani Allah şükür ben beğendim. Eyvallah. Ben yani esas acı oradadır. Ben bunu hayal etmiyordum. Dediğin gün bitti. Acı verici bir şey. Ben işte esnaflıkta bir laf vardır. Kendi yemeyeceğini satmayacaksın. Ben rahat şey yaparım. Biz 100 dakikalık filmin 75 dakikası tebessümle başlatıp kahkahaya doğru zirve yapıp sonra tekrar tebessüm ve keder ve hüzün ne bırakıp seyirciye bir duygu tecrübesi aktarıyoruz. Hiç bilmediği 70'li yıllar ya da 80'li yıllarla ilgili televizyonun bir tane olduğu veya işte hayatın başka bir şekilde yaşandığı hep beraber sinemaya gidip çekirdek çitlemeler içinde diyalogları anlayamadığımız bir dönemi, hep beraber maç izlemeyi, hep beraber teravihe gidip, teravih çıkışında oraletler, ayranlar bilmem ne değil mi? Gazozlar, bitmeyen muhabbetler, çocukların sahura kadar özgürlüklerini, gece hayatlarını falan bir dönemin belki bir nostalji ama ben kendi filmlerimde ne kadar nostaljik olsam da olayım, dili geçmiş zaman kutsaması yapmıyorum. Oradaki kıymetleri resmedip, gelecek kuşaklara veya tarihin ya, geleceğine acaba bir çam sakızı çoban armağanı yani bir tuğla koyma falan. Eyvallah. Başka da derdiniz yok şey. Yani. Oyuncu olarak müşteri misin? Tamam zaten yani sen de alabileceğim tek şey buydu aldım onu ben. Peki bundan sonraki belgeselin hangi konuda olacak onu da söyle bari. Yani böyle belgeselci
Tamam babaanneyi tamamdır. Başka bir şey falan akraba. Ben ondan sonra. Teyze meyze falan ha. Oruç tutan bir çocuk. Su altında ilgili de çalışmaları var. Ha, su altı. Yani şey o, kadimden sonra zaten Erkan abiyle Erkan Oğuz'la beraber Telvin'le alakalı bir müzik belgeseli yaptık biz. Eyvallah. Kalan müzik yapımcılığında. Baba ne yaptın? Böyle bir yere koydun ki şimdi oradan biz o şeyi indiremeyiz, çıtayı indiremeyiz ki. Tamam sen bir şey yapma ya Türkiye'de. Telvin. Bundan sonra belki daha. Biliyorum ben var bende seni. Erkan Oğuz. Oraya getireceğim. Şey, orada yürüyorum. Yani şimdi bir mimari belgesel için çalışıyorum. Bir de böyle bir yavaştan artık hani kendimde bir şeyler yazmaya falan oyunculuk da yap ama. Bak oyunculuk yap. Ben ümmü oyunculuk yapmalı. Bak sen de oyunculuk yapmalı. Yok işte zaten demin bahsettiğim konu da burada. Hı. Öyle bir ayrım yok zaten. Hani bunun olduğunu söylüyorlar. Eyvallah. Ben inanmıyorum. Hani aha, oyunculuk da yap. Yönetmenlik, belgeselcilik değil. İşte dediğim gibi hani sinemacı olmanın bana çok hani iyi geldiğini hissettim ben İstanbul'a geldiğimde. Eyvallah. Küçüklükten de hayalim buydu zaten. Hı. TRT 2'de Salı Gecesi, Dünya Sineması. Hı hı. Onu yapmaya çalışıyorum. Cem başka abine zaman yok. Zaman gideceğim mi yani şimdi artık bu filmin gezmeleri falan bitecek, bu vizyondan kalkacak falan filan tanıyor. Aldın mı cep telefonunu? Arayacağım mı? Ya bu adam film merkezini üretiyor yani. O tip ilişkileri buradan kurdunuz ekran değil mi arkadaşlar? Ben abisiyle kurdum. Filmde Yüksel abi sağ olsun böyle sürekli benim bir sahnem vardı. Orada beni Fatma Giri'ye benzetiyordu. Abisi de belgesel çekecek Fatma Giri'nin hayatı beni oynatacak. Bayağı sen bir garantici gelmişsin sen. Tabii o canım. Bu bayağı bir garantici. Bana öyle garantici. Öndekisi daha dönememiş. Almanya'da o. Sen, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Abimi dizginlemenin zamanı geldi. Geldi galiba abiciğim. Yani evet, fark ettim. Bayağı çoğuşmuş. Efendim çift sıfırdan bu yana gerçekten çok değerli konuklarımızla. Bitti mi program? Konuşuyoruz. Manşetlere geldik artık. Manşetlerden sonra da yavaş yavaş yuvarlı. Şey söyleyeceğim. O parmağı yerim söyle. Yani bitmeden şey yapayım. Çam sakızı çoban armağanı. Hangisini beğenirsin bilmiyorum ama. Bu nasıl bir şey? Bu nedir? Bu ne ya? İkisini birden veremem de hani ben seçenekli geldim. Abi. Tamam şu sağdakini alayım. He? Sağdakini alayım. Nokta nokta. Eyvallah. Tamam eyvallah. Hayırdır abi, ya böyle bir şey ilk defa görüyorum. Neyim bu? Geçen hafta Mirgin Cabas'ın programına geldim. Oturacak yer yok. Çay kahve. Baktım senin oda açık. İçeri girdim. Üç gün sonra da gala var. Hem vallahi hem billahi henüz gala elbisesi yok. Dolaba bir baktım. Kendi kravatı mı lan bu? Zebil gibi. Bak, lan zebil benim gibi oğlumun şey... doğum günü kravatı. Evet, doğum günü hediye aldı. Evet bu da senin ama 30 tane 40 tane bir tanesini kamulaştı. O senle kalsın. Abi, bir tanesini kamulaştı. O sana uğurlu gelsin. Yok çünkü. Bundan sonraki. Yok. Hani yani sen rol vermedin ben sana kravat vereyim be. Birkaç gündür uyuyamıyorum vicdan aksakallı dedi. Ya şu magazini bir daha söyler misin? Mesut diyorum kaç tane kravatı var? 40-50 tane vardı. Allah Allah benim ceketleri o kadar denedim. Yok. O aşağıdaki. He. Evet tabii ceketleri denedim bol. Pot yapıyor. Pot yapıyor. İki o tane beyazın ceketleridir ya. O karıştırdım. İki taneyi kıvırdım geçtim. Babacığım iyi ol ya güle 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 taksi. Bu da hediye ise şey yap nakit ver bunu teslim edeyim. 20 kağıda verin. Al abi onu kullan. İstersen bunu da kullanabilirsin. Ya onca sinema itibar bir itibar dedik. Ne halif filanında biçim yaptınız. Ben de seni tedbirden bal getirmiştim. Hay Allah. Evet şimdi buradan bu yana iftarlık gazı konuştuk. Bakalım manşetlerde neler çıkmış. Sevgili seyirciler, bu akşam Sayın Yılmaz Bayraktar'ı konuk aldık ve dedik ki kendisi evet, 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 evet Almanya doğumluyum, evet orada konservatuvar okudum, evet sonra tiyatroda oynadım, 3 yıl boyunca, evet sonra sinema filminde yer aldım, 14 yaşında dansa başladım, evet, evet. Bu arada 14 yaşından evvel tanıştığım arkadaşlara da selam olsun diyerek geceyi bitirdi. Abicim kusura bakma. Almanca, bir dakika evet, sefere. Evet, çok iyi okuyorsun evet, Almanca. Çok iyiyim değil mi? Gerçekten. Ya, evet, dönelim efendim. Sevgili Okan Avcı'yı konuk aldık ve Okan dedi ki belgesel yönetmeni demeyelim. Öğrencilik döneminde kamera arkasında çalıştım. Hani bir boşluk anında da babaannemin hikayesini çekeyim dedim. Çektim ve altın portakal aldım. Ben Fethiye merkezdenim. Yüksel abiden önce azar işittim. Sonra beni denedi. En sonunda rolü verdi. Hayır bu 7. filmim. Mesut diyerek 2. gecenin kapağını sıralı olarak yapmışlar. Devam ediyoruz efendim. Biz bu akşam sevgili Ümmü Putgül'ü ağırladık ve dedi ki Putgül ne demek bilmiyorum ama bir alışma dönemi olacağı kesin. Evlenmeye niyetim var. Neden olmasın ki? Çok güzel başladım. Yüksel abinin arkadaşı geldi beni gördü gitti önerdi. Yüksel abi beni çağırdı ben geldim. Filmde oynadım gitmeyeceğim buradayım. Ege'liyim ben. Ayrıca Can Yılmaz'la bağlantıyı yapmış efendim. Fatma Girik belgeseli için. Devam ediyoruz. Çok sevgili Yüksel Aksu bizimle birlikteydi 3 yıl aradan sonra ve sevgili Yüksel dedi ki bak şimdi kümeste yumurta var arkasında inekte süt var peki ne yok?
Dedim dondurma yok. Birinci gün dayandım dondurmaya, ikinci gün dayandım dondurmaya. Gözüm doyunca başladım gazoza dayanmaya. Neyse ben seyyar seviyorum kısacası. Cem'in filmde oynamasını öyle abartmazsanız yalnız iyi olur diyerek de bitirdim. Yani güzel. Peki devam edelim. Ve sevgili Cem Yılmaz 22 yıllardan sonra burada Laf Çok'a geldi. O zamanlar her şey çok farklıydı. Oyuncu dediğin zaten iyi oynar. Ha bizde de var bir şeyler. Mücadele olduğu kesin. Efe denen çocuğu ilk kez burada gördüm. Bunlar bir duygu, bunlar bir niyet. Çeşitlilik söz konusu. Ben oyunculuk yapmak istiyorum. Akmasa da damlar be. Davullar da açılmalı. Özellikle Almanya'dan gelen. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Şeref verdiniz gerçekten. Keyifli bir burada Laf Çok gezisi oldu. Ekstra sana teşekkür ediyorum kravatı getirdiğin için. Uyuyamadım. Ya bu basit bir hırsızlık konusu. Ne büyütüyorsunuz bu olayı? Adam işte, kravatını çalmış geri işte getiriyor. Şey ama yani, köylü olarak sistem şudur. Köylüye eşeğini kaybettirip sonra buldurursun, sevindirirsin ki bir ufak bir butik de olsa adrenalin olsun. Yani. Çok teşekkür ederim bu arada ya. Çok... Butik adrenalin. Adam bir gazoz mazoz getirdi. Yapmadınız mı öyle PR şeyi? Kasa kasası. Ayarlarsın değil mi? Benim rahmetli anneannem gazoz gerçekten zor erişilebilen bir şeydi. Bunu limon tuzu denilen şeye karbonat katarak biraz da şekerli yapardı. Bizim bütün gazoz geçmişimiz budur. Dolayısıyla kendi geçmişinizi görebilmek için ve Yüksel'in dediği gibi ileriye bir şeyler aktarabilmek için, en azından böyle minik minik şeyler aktarabilmek için ve Cem Yılmaz'ın gerçekten o plastik tipini sizi belki çok farklılaştıracak, farklı düşünecek tipini görebilmek için ve tüm bu dostların emeğini ve Muğla Güneşi ve Muğla'daki tüm dostlar için ve en çok da Arap neydi abi? Arap Şükrü abi. Arap Şükrü abi için lütfen iftarlık gazoza gidin. Bu hafta çok iyi bir başlangıç yaptı. İnşallah da öyle devam edecek. Tekrar teşekkürler. Yarın akşam çizimde karşınızdayız. Hoşçakalın. Sağ olun. Kahkahanın en afillisi, sohbetin en sevimlisi, konuğun en samimisine tanık olduğunuz Burada Laf Çok'ta yarın akşam. On parmağında on marifet olan Kalus Çalcıoğlu, güzelliği ve oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken İrina İlkina, renklerin hayatımızdaki etkilerini anlatmak üzere Aydan Öztürk Atalay ve yeni albümleri Kediköy ile Pinhani. Burada Laf Çok, pazartesiden perşembeye CNN Türk ekranlarında. Afillisi, sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda Burada Laf Çok yayında.